Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 15 Temmuz. İktidar Partisi AKP'nin yıllarca aynı menzilde beraber yürüdüğü, devletin kadrolarına yerleştirdiği FETÖ'nün 7 yıl önce bugün darbe girişimi gerçekleştirmesini konuşacağız önce. FETÖ 7 yıl önce bugün hala birçok sorusu yanıtsız bir şekilde bir darbe girişiminde bulundu. Türkiye tarihinin, bu ülke tarihinin haince, gerçekten görülmemiş hainlikte bir darbe girişimiydi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da asla affetmeyeceği bir düşmanlık sergilendi. 251 yurttaş yaşamını yitirdi. Bugün anma etkinlikleri vardı. Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü'nde 7 yıldır olduğu gibi iktidar sanki hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi pür ufak bir tarih yazma çabasında. Ama biz biliyoruz, biliyoruz. Bizim bilmediğimizi bilen sorumlular kendilerini biliyor. Ve tarih, gerçekler eninde sonunda açığa çıkacak ve hesap verilecek. Siyasi ayağı tartışılıyor örneğin yıllardır. Hala o tartışma devam ediyor. Bilinmeyen çok şey var dedik. Programda tartışacağız, konuşacağız konuklarımızla. Ama şunu söylemem gerekiyor. FETÖ gitti, METÖ geldi ya da başkası geldi. İsmail Ağa, İskender Paşa gibi cemaatler FETÖ'den boşalan devlet kadrolarına yerleşti. FETÖ'nün yurtları şu anda gerici Ensar, TÜGVA, TÜRGEV gibi vakıflara devroldu. Yani AKP kendi sistemini ortaya koymuş oldu. Şimdi özetleri verelim. Ardından da birkaç gazetecinin yazısından birkaç notla beraber konuklarımızla değerlendirelim konuyu. Konuklarımız Gelecek Partili Muğla Milletvekili efendim Selçuk Özdağ, dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu üyesiydi, AKP üyesiydi. Şu anda da Saadet Partisi Grup Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şükrü Küçükşahin bizimle birlikte. Kendisi Türkiye hem bir gazeteci olarak Türkiye'nin bugüne kadarki birçok konusuna vakıf, hem de darbelerin, bu darbenin 15 Temmuz gerçekleri diye kitabını yazmış kişi. Siz de hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi her zaman olduğu gibi haftanın panoramasında bir özeti verelim. Nasıl bir hafta yaşadık hızlıca bir görelim. Ardından programın ilk konusu 15 Temmuz gerçeklerini konuşmaya başlayalım. Özetler. Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dedik. FETÖ terör örgütünün siyasi ayağı ortaya çıkarılmadı. Sorular yanıtsız diye başlayacak program. Bu hafta ayrıca Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine destek vermesi çok tartışıldı. Erdoğan'ın U dönüşlerine bir yenisi daha eklendi diyoruz. AB kapısı açılıyor dendi ama AB ülkeleri bunu yalanladı. Erdoğan'ın kazancı ne diye bakarsanız ABD başkanıyla görüşebilmek herhalde. O ne getirir? F-16 mı göreceğiz? Yerel seçimler için Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya geldi. Muhalefet cephesinde yerel seçim için işbirliği belirsizliği sürerken Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha açıldı. Dün gece benzine 1 lira 32 kuruş zam geldi. Her şeye zam yağmaya devam ediyor. İktidar ortağı Bahçeli'nin seyyanen zam önerisiyle heyecanlanan emekliler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Memura %86 veren yasa teklifi emekliye %25 ile geçti. Sıfır fiyatını geçen ikinci el araçlara araç ilanına ceza uygulaması başladı. Önemli bir uygulama ikinci el araç sahipleri için. Anayasa Mahkemesi e-ticaret kanunu olarak bilinen kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğün durdurulması istemini reddetti. Böylece e-ticaret alanında tekelleşmeyi savunanlar kaybetti. Yargıtay AYM'yi aştı ve Can Atalay'ın tahliye talebini reddetti. Yargı gündeminden devam edelim. Gezi davası tutuklusu Çiğdem Mater, Yargıtay Başsavcılığı'nın Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdiği tebliğnameye ilişkin Yargıtay'da hakimler olduğunu umuyorum dedi. Merdan Yanardağ hakkında da hazırlanan iddianame kabul edildi. Yanardağ'ın tahliyesi talep edildi. Türkiye'deki IŞİD yapılanmasından sorumlu olmaktan yargılanan kamuoyunda Ebu Hanzalı olarak bilinen Halis Bayuncuk tahliye edildi. Hüdapar pazarlığı mı sorusu akıllara gelirken Merdan Yanardağ tutuklanırken bu tahliye tabii tartışıldı. Diyarbakır'da yargılanan 15'i tutuklu 18 gazeteci 13 ay sonra tahliye edildi. Cumartesi anneleri bugün yine müdahaleye maruz kaldı. Yargı gündemi de görüldüğü gibi değişmiyor. Bu hafta Milli Eğitim Bakanı karma eğitimi hedef almasıyla tartışıldı. İki şehit var. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu Şimşek Harekat Bölgesi'nde. Karadeniz'i sel aldı, 3 kişi yaşamını yitirdi. Yazar Milan Kundera 94 yaşında hayatını kaybetti. Filenin Sultanları yarı finale çıktı.
konser iptalleri de sürüyor. Son olarak ondan da bahsedelim. Hande Yener'in Balıkesir konseri iptal edildi. Evet, bu Türkiye, Hakan Fidan'ın da ifade ettiği gibi 15 Temmuz Türkiye yüzyılının kapılarını aralamıştır diyor. Bu Türkiye nasıl bir Türkiye? Onu konuşalım istiyorum. Buradan başlayalım istiyorum. Önce konuklarıma geçmeden önce birkaç köşe yazarından, birkaç yazıdan, gazeteciden alıntı yapmak istiyorum. Önce Müyesser Yıldız'ı alalım ekrana. Müyesser Yıldız kendi sitesinde 15 Temmuz'la ilgili Erdoğan'a suikast ve Genelkurmay çatı davalarından bir yazı yazdı. Ve Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in 4 yıl aradan sonra konuştuğunu ve evet ben ihtilale katıldım ama FETÖ'cü değilim diyen Sönmez Ateş'in mahkemeler başlamadan önce Hulusi Akar'la ilgili sus emri verildiğini iddia ettiğini yazdı. Önemli noktalardan birisi maalesef iktidar medyasında fazlasıyla 15 Temmuz'la ilgili kahramanlık öyküsü var ama bu davaları merak eden yok vurgusu. Evet, bir diğer gazeteci Ersan Atar Kısa Dalga'dan podcastinde Hulusi Akar'ın savcılar tarafından sanık sıfatıyla neden sorgulanmadığını sorguladı. Ersan Atar'ın yazısında da podcastinde de Hulusi Akar'ın ikinci ifadesi unutuldu gitti ifadesi dikkatimi çekti. Aslına bakarsanız unutulmadı, unutturuldu diye de ben anlıyorum bu podcast'teki durumu. Çünkü Hulusi Akar, Hakan Fidan, Yaşar Güler, Zekai Aksakallı gibi isimler konuştuğunda ancak anlayabileceğiz 15 Temmuz'da yaşananı. Aslına bakarsanız Zekai Aksakallı şu anda konuşuyor bir kanalda. Daha önce bu hafta tartışılan ifadesi Hulusi Akar'a salvo diye değerlendirildi. Bakalım bugün ne söyleyecek başka. Hulusi Akar da Fatih Çekirge'ye konuştu ve kahramanlık öyküsü aktardı. Yeni bir şey yok orada. Mehmet Yılmaz'ı alalım ekrana. T24 yazarı Mehmet Yılmaz sorularıyla karşımızda. Bu sorudan zaten başlayalım istiyorum. Ben de konuklarıma yönelteceğim. 15 Temmuz darbe girişimi kışlada önlenebilir miydi? Bu çok önemli, hayati bir soru. Çünkü 251 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Ve nasıl bir AKP Türkiye'si olduğumuzu da Alican Uludağ'ın notlarından aktaracağız ve konuşacağız, konuşmak isteyeceğim. Çünkü AKP kendi sistemini kurdu derken nasıl bir Türkiye yüzyılı var karşımızda, onu menzil şeyhinin, tarikat şeyhinin cenaze töreninde görüyoruz. Alican Uludağ menzil tarikatının lideri şeyhin fotoğraf çekmenin yasak olduğu menzil köyünde cenaze törenini takip edip notlar aktarıyor. Köye tövbe etmek için gelenler ücret karşılığında buhara suyunun bulunduğu buhara evlerinde kalıyorlarmış. 41 bloktan oluşuyor. Çocuklar çay ocağında, lokantada ücretsiz çalıştırılıyormuş. Kendine ait güvenlikleri var. İbadethanelerde tövbe seansları falan yapılıyor. Bambaşka bir Türkiye fotoğrafı. Konu biraz farklı ama bence birbiriyle bağlantılı. Efendim konuklarıma dönüyorum şimdi. Selçuk Bey sizinle başlayalım. Darbe komisyonunda biraz hızlı aktarıyorum ama olabildiğince siz konuşun istiyorum. Darbe komisyonunun raporu çok tartışıldı. Oraya da geleceğiz. Muhalefet şerhi özellikle çok önemli. 71 sayfalık. Sadece bunca yıl sonra, 7 yıl geçti aradan, siz o gün orada hem kendi tanıklığınız hem de tabii ki dinlemelerinizle beraber geldiğimiz noktada 251 yurttaş yaşamını yitirmeyebilirdi diyebiliyor musunuz? Kışla da önlenebilir miydi? Benim yeğenim de şehit oldu o gece. Öncelikle şuradan başlayalım. Bir, bu yapının bir görünen kısmı var, bir görünmeyen kısmı var. Görünen kısmında okullar var, yurtlar var, gazeteler var, demokrasi var. Avant pilot platformu var. Devletin yapamadıklarını yapmak var. İşte devletin okulları, eğitim seviyesi biraz düşük. O zaman bunların okullarının eğitim seviyesi yüksek. Üniversitelere giriş oranları, yüzdeleri fazla. Bunlar var. Devletin yurtlarında insanlar yer bulamazken bunlar buralarda çok rahat bir şekilde insanlara tahsis ediyorlar. Ben buranın bir proje olduğuna inanıyorum. Başlangıçtan itibaren bir proje olduğuna inananlardan bir tanesiyim. 91 yılından itibaren darbe komisyonunun başkan vekilliğini yaptım. 91 yılında bir emniyet müdürünün ifadesini söylüyorum. Biz ihtilal yapmaya karar vermiştik. Zaten Fethullah Gülen'in bir ifadesi var. Şöyle söylüyor. Humeyni'nin yaptığı da ne ki? O 3. sınıf bir darbe. Ben bir 1. sınıf bir ihtilal yapacağım gibi bir konuşması var kendisinin. Bir görünmeyen kısmında da işte bu ihtilal kısmı var. Darbe var. Devlet ele geçirme kısmı var. Ve bu yapı sürekli olarak duran arabaya binmemişler. Hep yürüyen arabaya binmişler. İktidarlarla beraber olmuşlar. Bu iktidarlar derken çıktıkları andan itibaren, tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren 1971'de bir büyük iş adamının evinde Yaşar Tuna Görle,
eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve MİT yetkilisi ve aynı zamanda büyük iş adamı, onunla MİT Müsteşarı Fuat Doğu'nun görüşmesiyle başlıyor. Ve ardından da kendileri ağır ağır, yavaş yavaş, ki kendisi Bediüzzaman Said Nursi ile de, hani Nurcuların lideri olarak kabul edilen Bediüzzaman Said Nursi ile de bir alakası yok. Onun bir talebesi de yok. Onun görmüşlüğü, onu sadece kitaplarıyla tanıyan birisi. Ardından da bu yapı her geçen gün palazlanmaya başlıyor. Daha sonra sadece iktidarlarla değil, bütün partilerle ünsiyet kuruyorlar. Bütün partilerle. Her partinin içerisine sızıyorlar. Son zamanlarda ise hemen hemen bütün aktüel dergileri, gazeteleri satın almaya veya onların içerisinde bulunup yazılar yazmaya başlayarak toplumun her kesimine, yani toplumun kılcal damarlarına kadar girmeye çalışıyorlar. Bu yapı beslendi mi, büyütüldü mü? Evet, beslendi ve büyütüldü bu yapı. Bu yapının görünen kısmına bakarak birileri bunu, bu çok iyi bir şey, işte bu geçmişte kolonizatör dervişlerin yaptığını, bunu Ecevit de söyledi, kolonizatör dervişlerin yaptığını yapıyorlar diyerek Afrika'da, Ön Asya'da, Asya'da, Balkanlar'da okullar açıyorlar bunlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve bu bir Türkiye'nin iyiliği nedir, güzelliği nedir? Çünkü Türk bayrağı dalgalanıyor, orada Türkçe öğretiyorlar diye. Bu bir Fethullah Gülen projesiydi. Bu bir, aynı zamanda tırnak içinde söylüyorum, iktidarların ve o gün Türkiye yönetenlerin projesiydi. Bu bir Amerika projesiydi. Egemen güçler projesiydi. Hepsi buradan bir pay almak istiyordu. Amerika karlı çıktı. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ayrıca burada darbeden önce 17-25 Aralık'la başladı kavga. 17-25 Aralık'ta bir kavga başladı. 17 Aralık'ta Fehmi Kor Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Geldikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü ve dedi ki, o zaman başbakandı, Fethullah Gülen diyor ki kesinlikle benim alakam yok, gereğini yapsınlar diyor. Ama 25 Aralık olunca Sayın Recep Tayyip Erdoğan düğmeye bastı. Bunlar benim ailemle ve benimle uğraşmaya başladılar ifadesini kullandı. Biliyorsunuz bu 17-25 Aralık'tan sonra da bir dershaneler meselesi gündeme geldi. Bu dershanelerde kavgalar vardı. Ben o zaman Milli Eğitim Kültür Gençlik Spor Komisyonu üyesiydim. O kanun hazırlığı yapılırken de arka planda o arkadaşlarla beraber çalışmış olan birisiyim ki yalan söylüyorlardı. Yani bizim dershanelerimiz kapatılıyor, işte etütlerimiz kapatılıyor derken bütün dershaneler kapatılsın istiyordu. O günkü hükümet bunları yapmak istiyordu. Ardından bunlar büyüdüler. Bu kavga sonucunda bir iktidar kavgası başladı. Cem'le Beyazıt'ın kavgası. Tırnak içinde söylüyorum. Nasıl ki Beyazıt Cem'i yendikten sonra Cem Cenevizlere sığındı ve daha sonra abisine mektup yazdıysa, ben yanlış yaptım, geleyim Osmanlı topraklarının bir kısmını almak istiyorum, Kütahya, Balıkesir, bu bölgeleri, sen de büyük kısmını. O da dedi ki iktidar paylaşılmaz, bilmiyor musun diyerek bir iktidar kavgası başladı burada. Fethullah Gülen ve ekibi Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini bitireceğini anlayınca hem askeri şurada hem milli güvenlik kurullarında bu şekilde veya diğer yerlerde operasyonlar başlamıştı. Emniyetlerde, askeriyede başlamıştı. Bunun üzerine onlar da bir darbe yapma kararı aldılar. Bir darbe ile bu Türkiye'yi ele geçirme, artık bir noktaya geldik dediler. Ya kazanımlarımızı kaybedeceğiz veyahut da yeniden Türkiye'yi biz ele geçireceğiz dediler ve bir darbe yapma kararı aldı. Ve darbeden önce Fethullah Gülen'in ne kadar ekibi varsa üst kademe hepsi Türkiye'yi terk ettiler. Madem ki darbeyle ilişkileri ve illiyet bağları yok, ilintileri yok, niye Türkiye'yi terk ediyorlar? Darbe başarılı olsaydı hepsi geleceklerdi. Türkiye'nin en önemli yerlerinde olacaklardı. Madem ki darbeyle alakaları yok, Fethullah Gülen niye Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmiyor? İlk zamanlar şöyle söylemişti hatırlarsanız. Benim haberim olmadan bizim arkadaşlardan bazıları yapmış olabilir demişti. Daha sonra da bizim haberimiz yok, bizim hiç alakamız yok ifadesini kullandı. Ve ben de o zaman bir çağrıda bulunmuştum. Fethullah Gülen Türkiye'ye gel, bedel öde ve eğer darbeyle alakanız varsa bedeli sen öde. Eğer darbeyle alakanız yoksa da bunu anlat, ispat et ve böylece birilerinin oyununu bozdurmak için de söylüyorum ben bunları. 15 Temmuz gecesi olmadan önce, yani 15 Temmuz'un gündüzünde saat 14 sularında MİT'e bir kişi geldi. Çok teferruat anlatmak istemiyorum çünkü vaktimiz çok kısıtlı. Çok konuşuldu zaten. Daha sonra evet. Şükrü Bey de konuşacak. OK geldi. Çok konuşuldu zaten. Ve bu OK geldikten sonra ben darbe komisyonunda CHP'nin, MHP'nin ve HDP'nin bunu merak edeceğini düşündüm. Ben darbe komisyonu başkan vekiliyim, iktidar partisinin milletvekiliyim. Fakat merak edilmedi çok fazla. Bu kişinin nerede olduğu, bunun ifadesinin alınıp alınmayacağı, bu kişinin darbe komisyonuna çağrılıp çağrılmayacağı konusunda çok fazla bir çabamız olmadı diyebilirim. Ve bu şahıs, niye soruyor, söylüyorum bunu? Bu şahıs daha sonra MİT mensubu oldu biliyorsunuz. Evet. İstihbarat mensubu oldu. Neden? Çünkü biz bir kanun çıkartmıştık. Bu kanunda MİT mensupları o mahkemeye çağrıldığında, FETÖ'cüler tarafından MİT başkanı o zaman çağrıldığında, başbakan da daha sonra sırasıyla bunlar gelmeye başlayınca bir kanun çıkarmıştık. Bir cümlelik kanun. Cumhurbaşkanı'nın iznine tabi hale getirmiştik MİT mensuplarının yargılanmasını. Ve bu şahıs MİT'e geldiğinde ne söylediğini bilmiyoruz.
MİT'e geldi ne dedi? Yani Hulusi Akar'la bizim bildiğimiz şu veya kamuoyunun bildiği şu. Hulusi Akar'la MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a bir operasyon yapılacağı söylendi. Ve saat 16'da Sayın MİT Müsteşarı tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı Marmaris'teydi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel kalem müdürü arandı. 17'de ise Sayın Cumhurbaşkanı'nın koruma müdürü arandı. Ve onlara ikinci kez arandıklarında ağır silahlarınız var mı ve ağır silahlarla donanın dediler. Yani bu benim kafamda bir soru işaretidir bu. Ve bu yapı darbeyi başlattıkta saat 8.30 civarında, 8.10-20 civarında darbeyi başlattılar bunlar. Ve biraz önce o sorunuza cevap söyleyeyim. Evet, bu kesinlikle kışla önlenebilirdi. Saat 14'te MİT'e gelen şahıs, bunu söyledikten sonra ki gelen şahıs FETÖ'cüydü. Ve böyle bir şekilde yetiştirmeyi kabul etmedi. Yani ben aslında böyle... hemen orada Sayın Zekai Aksakallı'nın bir sözünü anımsatalım. Bu tip olağanüstü durumlarda silahlı kuvvetlerde ilk yapılan iş, verilen ilk talimat, hiç kimse kışlanın dışına çıkmayacak. Yani zaten o talimat verilmiş olsaydı da, neden verilmedi tabii bilmiyorum da. Yani o talimat verilmiş olsaydı zaten kimse kışla dışına çıkamayacağı için. MİT müsteşarı kime bağlıydı efendim? O tarihte kime bağlıydı? Başbakan'a bağlıydı. Sonradan Cumhurbaşkanı'na bağlandı. Doğru. Başbakan'ı aramıyor ve Cumhurbaşkanı'nı arıyor. Cumhurbaşkanı neyle görüşüyor? Özel kalem müdürüyle görüşüyor. Koruma müdürüyle. Önce özel kalem müdürüyle görüşüyor 16'dan. Sonra 17'de koruma müdürüyle görüşüyor. Ne diyor? Ağır silahlarla. Şimdi ben Cumhurbaşkanı olsam, Sayın Erdoğan bu yapıyla mücadele etmiştir. 17-25 Aralık'tan sonrasında dershanelerle şu şekilde efendim iktidarın her şeyle mücadele etmiştir. Bu bir yapı kripto bir yapıdır. İki, ben Cumhurbaşkanı olsam benim özel kalemime bir önemli Hakan Fidan operasyon yapılacakmış, efendim suikast yapılacakmış ve Genelkurmay Başkanı'na suikast yapılacakmış dese ben bir dakika bağla bakayım. Ben ikinci elden niye dinliyorum? İkinci ağızdan niye dinliyorum? Ne demek yani? Bana niye bağlamadınız? Hemen bağlayın bana. Sonra başbakanın haberi var mı? Bir kere başbakana bağlısınız. Başbakanı arayacaksınız. Aramamışsınız başbakanı. Söylememişsiniz. Başbakan aradığında da ulaşamıyor. Evet, doğru. Sonradan da bazı konular var. O konuları da Binali Yıldırım'ın inşallah ileride açıklayacağını tahmin ediyorum. O konulara girmek istemiyorum. Şimdi ardından da bu yapı geceleyin saat 03'te yapacak olan darbesini OK erken alıyor. Ve 8'den 20'den itibaren düğmeye basıyorlar bunlar. Ve ondan sonra da ne oluyor? Benim haberim olur olmaz ben başbakanı aradım. Başbakan benim telefonlarıma çıkmadı. Sonra ben bu sırada Şamil Tayyar aradım. Şamil Tayyar bir sinemadaydı çocuklarıyla beraber. Çok hızlı darbe oluyor dedim. Çok hızlı bir şekilde ya Çankaya Köşkü'ne şuraya buraya gel diyerek söyledim. O Çankaya Köşkü'ne geliyor giremiyor. Oradan AK Parti Genel Merkezi'ne gidiyor. Ben oradan Emrullah İşler aradım. Emrullah İşler bir düğündeydi. Ve oradan çıkarttım. Dedim ki darbe oluyor. Hemen çok hızlı bir şekilde Çankaya Köşkü'ne. Ben Çankaya Köşkü'ne geçeceğim. Çünkü başbakan daha sonra beni aradığında darbe olduğunu söyledim. Darbe olduğunu, olacağını söyledim. Ve eğer bunu emir komuta zincirin içinde yapıyorlarsa yandık dedim. Durum kötü. Yok, hepimizi öldürecekler ama değerse bir cemaat yapıyorsa ki bir cemaat yapıyor dedim bunu. O zamanki yapıyla paralel yapı yapıyor. Ve biz bunlarla direnebiliriz. Siz bir açıklama yapın ifadesini kullanmıştım. O daha sonra yaptı kendisi. Biz yapalım dedim. Yok siz yapmayın dedi. Ardından da ben Ayhan Seferüstün'ü aradım. Çok arkadaş aradım. Ve bir şey söyleyeceğim şimdi burada. Ayhan Seferüstün o zaman AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'yla beraber yapmıştık. Ayhan Seferüstün hemen ben önce açmadı telefon. Hemen döndü akşam namazından sonra. Ve bana ne oluyor dedi. Darbe oluyor dedim. Hemen sokağa çıkıyoruz ve direniyoruz dedim. Ve ben şoförümü çağırdım Çankaya Köşkü'ne git. Ama bu sırada çok başbakanları aradım. Çok fazla AK Parti'nin üst kurmaylarını aradım. Üst yetkililerini tanıştım, beraber çalıştığımız kişiler. Bazıları telefonlarıma çıkmadılar. Bazıları da gelemeyeceklerini söylediler. Ve uzakta olduk. Uzakta dedikleri de ilçelerdeydiler. Ankara'nın ilçelerindeydiler. Gelebilirlerdi onlar yani. Çok rahat geliyor. Ama onlar şimdi... şöyle oldu. Hemen söyleyeyim. Semra Hanım. Onu niye söyledim? Ve onlar sonra çok önemli görevlere getirildiler. Şu anda çok önemli görevdeler. 15 Temmuz'dan sonra da bunu bildikleri halde çok önemli yerlere getirildiler. Şimdi şunu söyleyeceğim. Darbeden sonra da
Devam edeyim mi? Bir soru mu soracaksınız? Ben araya bir gireyim. Şöyle hani sindire sindire gidelim. Çünkü 7 yıl geçti ve hala aynı şeyleri konuşuyoruz kimi zaman. Biraz netleştirelim bazı şeyleri istiyorum. Darbe gecesine yine Şükrü Küçükşahin'le devam edeyim istiyorum dönerek. Sizin ifade ettiğiniz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ ile mücadele ettiği 17-25 Aralık süreciyle beraber. Peki o zaman ben Şükrü Küçükşahin'le şöyle devam edelim o zaman. Ortada bir darbe komisyonu çalıştı değil mi? Öyle ya da böyle Hulusi Akar'ın ya da işte anlatılmayanlarla beraber bir rapor çıktı ortaya. Ama resmi olarak bizim raporumuz hala yok. Yani bu bir mücadelenin aslında bana kalırsa olmadığını da gösteren bir veri değil mi? Şimdi şöyle, öncelikle tabii bu bir darbe girişimiydi. Ve iyi ki de başarısız kaldı. Başarısız kalması için silahlı kuvvetler, siyaset, halk çok büyük bir mücadele verdi. Maalesef 249 insanımız canını vererek bu iğrenç darbenin önüne geçti. Yine 2500'e yakın yurttaşımız da yaralandı. Bir kere onlara hem saygıyla iade edelim hem de teşekkür edelim. Bu darbe bu kadar kana neden olmadan önlenemez miydi belki? Ben hı hı. özellikle bunun üstünde duruyorum. Hı hı. Çünkü şöyle bakın, yıllar öncesine biraz gidelim. 2011 yılında benim yazdığım bir yazı var, paralel devlet yapılanması diye. Sayın Fidan bir muhalefet liderini ziyaret etti. Ve o muhalefet lideri kendisine o gün sordu. Devlette paralel bir cemaat örgütlenmesi var dedi. Bunun için ne yapıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Sayın Fidan o gün dedi ki devlette paralel yapılanmaya izin vermeyeceğiz dedi. Şimdi zaten şey yapıldığında, bu paralel devlet yapılanması dediğimizde benim bu yazım çıkar. Hep oradan başlar. Bakın 2011. Sonra 2011'de Oslo görüşmeleri yayınlandı, sızdırıldı. Ve bunun da bir FETÖ operasyonu olduğu ortaya çıktı. 2012'de doğrudan MİT müsteşarı FETÖ'cü yargı tarafından şeye çağrılıyor. İfadeye çağrılıyor, soruşturma açılıyor. 2013'te 17-25 Aralık yaşanıyor. Hı hı. Ha bu arada yine 2013'te Kozmik Oda Operasyonu. Hı hı. İlker Başbuğ gidiyor, Sayın Başbakan, o zaman Sayın Erdoğan bizzat söylüyor. Efendim diyor, bakın bazı polis yöneticileri, amirler isimlerini veriyor. Hepsi sonradan tutuklandı. Uzun yıllar hapis cezasına çarptırıldı, bir kısmı da kaçtı. Bunlar tehlikeli ve bunlar bir şeyler yapıyorlar diye. Sayın Başbakan bunların abartıldığını ifade ediyor. Sonuçta Kozmik Oda'ya girildi falan. Bakın onun ötesinde tabii mesela Emniyet Müdürü Cevdet Saral'ın Sayın yine Başbakan'a gidip bu FETÖ'cü yapılanmayla ilgili yaptığı sunum vardır. Mesut Yılmaz'a. Hayır Sayın Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz Ecevit'le görüşmek istiyor. Hayır Sayın Cevdet Erdoğan'a Sarıl, Ankara da yapıyor sonradan. Sonradan, çok sonradan. Sonradan. Onu çok yani daha önceden Ecevit işte, iktidarında da Mesut Yılmaz'a yapıyor kendisi. Bu şeyde de var aslında, evet, Cevdet Sarıl sizin komisyonuna geldiğinde. Evet, ben bizzat hiç almasını istedim. Başbakan şey diyor, alnı secdeye değen insanlarla ilgili bu kadar şey yapmayın diyor. Yani üstüne gitmeyelim. Sonra Kamer Genç'in en azından bildiğimiz çok net uyarıları var mecliste falan. Bunlar görülmedi ve devlet içerisindeki örgütlenmelerini bence AK Parti örgütü de biliyordu. Yani kimin nerede olduğunu biliyordu. Bütün bu verilere rağmen bunlar önceden güçsüz hale getirilebilirdi. Tabii şeye girmek istemiyorum ben tamamen zehalice ama siyasi. Hani 15 kat büyütüldüler, işte ne istediler vermedi, onlara da girmiyorum. Milli Güvenlik Kurulu'nun uyarısı onlara var. Onlara da girmiyorum, onlar var. Yani demek istediğim, bir kere öncesinde bu darbe girişimi bu şekilde ve de istihbarat faaliyetleriyle de zaten ya en azından ortadan kaldırılabilir de bile diyorum. Ama oldu, önlenemedi. O gün yapıldı ve sonuçta da işte canlara mal olsa da engellendi. İyi ki engellendi. Gerçekten engelleyen herkese ne kadar payı varsa teşekkür ederim. Ben burada özellikle Sayın Aksakallı'yı anmak istiyorum. Ben Sayın Yıldırım, Binali Yıldırım'ın da önemli bir görev gördüğünü inanıyorum, gördüğüm kadarıyla. O nedenle onların çabalarını önemsiyorum.
Ama çok yadırgadığım şeyler de var. Acaba bunlar neden oldu diye. Yani hava sahası saat 17'de kapatılıyor bütün askeri uçuşlara. Ama mesela şey sonrasında bu tekrar böyle izin veriliyor, bir şeyler oluyor. O karmaşa neden yaşanıyor? Hava sahası kapatıldığına göre gerçekten ciddi bir şey var. MİT müsteşarı önce telefonla haber veriyor, başkanın yardımcısını yolluyor genelkurmaya. Sonra bizzat kendisi gidiyor, bana yönelik bir ihbar var. İşte saat 14'te olmuş ama bu benimle ilgili ihbar da aşan bir şey gibi görünüyor. İşte onun üzerine hava sahası talimatı geliyor. Hatta Genelkurmay Başkanı talimat veriyor, saat 18'de Kara Kuvvetleri Komutanı'na gidin, Akıncı üssünü bir denetle bakalım oradan, çünkü oradan başlayacak diye. Mesela helikopter yok mu? Hızla neden gidilmiyor? Oraya da karayoluyla gidiliyor cuma günü akşam saatleri ve iki kez komutan arabayı sağa çekiyor, oturuyor, konuşmalar yapıyor, oturuyor değil, iniyor, konuşmalar yapıyor telefonda falan filan. Sonra varıyor oraya ve anlaşılamayan şeyler var. Görülemiyor. Şimdi bunlar belki Türkiye ilk kez böylesine bir darbe yaşadığı için hani bir açıdan sızmış bir darbe, bir açıdan gizli tutulmuş bir darbe. Hani bir tecrübesizlik mi diyeceğim ama sonra mesela MİT müsteşarı çıkıyor gidiyor, MİT'e gidiyor. Bu da garip bir şey. Ve Suriye muhalifleriyle bir görüşme yapıyor. Diyanet İşleri Başkanı orada. Köprü kapatılmış saat 21'de MİT müsteşarına ulaşılamıyor, haber verilemiyor ki MİT müsteşarı o günün çok önemli olduğunu biliyor. Genelkurmay Başkanı bu önemli bir olay, bir sürü kararlar vermiş, kapıya sırtı dönük oturuyor. Arkadan gelip kendisini derdest edenleri mesela göremiyor falan. Yani bunlar böyle keşke komisyona çağrılabilseydi de sorulabilseydi. Ama bakın tekrar bir şey söylüyorum. Bu yani darbe şöyledir, darbe böyledir anlamında bunları söylemiyorum. Bu tecrübesizlikler ya da bu hani sonuçta asker de dediğin yani plan, program, her şey tehlike ve o tehlike hangi aşamalardan geçebilir? En azından geçebilir? Bir daha yaşanmasın diye strateji, dersler çıkarılması bakın, gerekiyor. Strateji falan. Yani bu stratejilere rağmen bu tedbirler alınsaydı en azından çok daha bu iş başından ve daha az zararla, can kaybıyla sanki önlenebilirdi gibi geliyor bana. Şöyle Şükrü Beyciğim, bunlar çok özür dilerim. Darbenin yapılacağını herkes biliyordu efendim. Peki ben bu MİT müsteşarına şunu sormuştum. Belki hatırlarsınız Emre Taner'e daha sonra İlker Başbuğ'a da sormuştum bunu. Bu yapıları, bu dini yapıları denetliyor muydunuz? İstihbarat ajanlarınız var mıydı burada diyerek. Çünkü bu yapı örgütleniyor ve MİT'in bize gönderdiği raporda bunların faaliyetlerinin buraya doğru evrildiğini yazıyor. Buraya doğru. Peki onlara sordum. Bunlar için ajanlarınız var mıydı? Elemanlarınız yoktu dediler. Çünkü başka örgütlerle uğraşmaktan buna fırsat bulamıyorduk ifadesini kullandılar. Sonra yani çok haklısınız. Destekleyeyim şey. Adil Öksüz 52 kez yurt dışına gidiyor geliyor. Ve bu yapının Fethullah Gülen'in en önemli isimlerinden biri. Hemen darbeden önce ki ayın sanıyorum işte 3-5 gün öncesine kadar Ankara'da bazı evlerde bütün önemli isimlerle toplantılar yapıyor. Son bir ayda 12 kez aynı plakalı araçla İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor geliyor. Yani bunları kimle beraber? Batmaz'la beraber. MİT'in evet. Değil mi? Batmaz'la beraber. MİT'in bunları mesela bilmemiş olması ya da izlememiş olması gerçekten. Ya iki türlü de kötü. Bilmiyor olması da kötü. Bilip de bir şey yapmaması noktada, da kötü. Bu noktada hakim kalmaları veyahut da atalet içerisinde olmaları da o da kötü. İki türlü de kötü. Burada kimler var? MİT var. Askeri istihbarat var. Jandarma istihbarat var. Ve emniyet var, emniyet istihbarat var. Üç tane istihbarat, üç istihbarat birbiriyle irtibatlı değil efendim. Neymiş efendim dediler, kanunumuz yoktu. Biz MİT olarak askeriyenin içerisinde faaliyet göstermemiz mümkün değildi. Şunu söylemiştim, ikiniz de başbakana, Milli Güvenlik Kurulu'na giriyorsunuz. Başbakanla sen misiniz, kanunu değiştirseydiniz bizlere? Söyleseydiniz bir cümlelik bir kanun yapsaydık. Karargah dışında izleme yetkisi var yalnız. Karargah dışında. Bu evler
Ama hepsi karargah dışında toplantı yapılıyor. Ama karargahın içinde de karargahın içinde de askerlerden kendi MİT'çi olması lazım. Askerlerden de MİT'çiler olacak ki bunlar karargahın içinde örgütlenecekler. Hatta çok basit bir soru ya. Yani ben Türkiye'nin Milli İstihbarat Örgütü'nün Fethullah Gülen'in Amerika'daki konutunu izlememiş olmasını anlamıyorum ya da bize doğrular söylenmiyor. Mutlaka izlenmiştir. Peki, diyorum. Burada, olamaz yani. Buradan, izlenmemiş olamaz. Buradan nasıl çıktı? Hacettepe'den sahte bir rapor aldı. Ben o raporu istedim ama raporu bulamadık. Ve Türkiye'de tedavi olamaz diye yazdı. Neydi bunun rahatsızlığı? Hiçbir rahatsızlığı yoktu ki. Başka bir hastaneye gitti mi? Başka bir hastane kontrol etti mi bunu? Yok. Peki nasıl gitti buradan? Amerika Birleşik Devletleri niye Avrupa'ya gitmiyordu? Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Peki bu adam yeşil pasaportu nasıl aldı? Var mıydı yeşil pasaportu? Vardı. Peki o sırada vaiz miydi? Hayır, değildi. Emekliydi. Peki emekli bir adam yeşil pasaport alabilir mi? Alabilir. Vaiz olarak mı? Hayır, bu adam işçiydi. Nerede? Bir matbaada. Hangi matbaada? Redaktör diyerek almıştı. Redaktörlük yapıyordu. Oysa ki o matbaada redaktörlük görevi yoktu. Oysa ki Mesih'iz diyorlar. Mehdi gelecek diyorlar ve yalan, İslam yalan söylemeyi yasaklamış. Böyle bir yapı yanında da kimler vardı? Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken ne verildi biliyor musunuz Semra Hanım? Söyleyeyim. Yanına silahlı bir koruma verildi. Yanına ben milletvekiliyim. 3 dönem iktidar partisinde milletvekili yaptım. Yurt dışına giderken silahımı götüremem. Bırakın yanıma silahlı bir polis memurunu almayı. Silahımı götüremem. Ama bir polis memuru istesem vermez devlet bana. Peki Fethullah Gülen kimdi ki yanına bir koruma polisi verildi? Hem de silahlı. Yıllarca orada faaliyette bulundu. Bu nasıl bir devlet? Niçin? Neden? Ve ardından da bu darbe girişiminden sonra da ben iktidar partisi yetkililerine şunu sordum, söyledim. Gelin CHP ile beraber çalışalım dedim. Ben Milliyetçi Genel'den geliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkan yardımcılığını yaptım uzun süre. Hapishanelerden geliyorum. 7,5 sene hapishanelerde kaldım. 28 Şubat'ta 3 defa üniversiteden uzaklaştım. 2,5 sene işsiz kaldım. Yani hep bedel ödedim ben. O 1980'de bedel ödedim. 28 Şubat'ta bedel ödedim. 15 Temmuz'da bedel ödedim. Yine bedel ödedim. Yeğenimi kaybettim ben o gece. İşte anlatıyorum işte yaptıklarımı. Binali Yıldırım'ı ben aradım. Kılıçdaroğlu'na ben ulaştım ve darbe komisyonunda bana şunu da söylediler. Kılıçdaroğlu'na Engin Altay'la ulaştım. Ve dedi ki Kılıçdaroğlu bize darbeye karşıyım, seçilmiş hükümetin yanındayım, Cumhurbaşkanı'nın yanındayım ifadesini. Ben bunu darbe komisyonunda söyledim de bazı AK Parti yetkilileri bana bunu söylememem istediler. Ben hayır söylerim dedim. O gece Binali Yıldırım'ı da aradı Sayın Kılıçdaroğlu. Ben vesile oldum efendim. Abdülhamit Gül bugün grup başkan vekili. O zaman genel başkan yani genel sekreterdi. Beraberdik. Ben telefon çaldığında bana verdi telefonu. Ve biz Başbakan Binali Yıldırım'ın özel kalemine dedik ki Kılıçdaroğlu arıyor sizi. Telefona çıkmıyorsunuz. Çıkın telefona. O da dedi ki Binali Yıldırım yanımda değil. Ben dedim ki yanınızda. Değil mi diyorsun? O zaman söyle başbakana. Ulaştığın zaman Kılıçdaroğlu'nu arasın dedim. Aradı Kılıçdaroğlu. Binali Yıldırım Bey de Kılıçdaroğlu aradı. Devlet Bahçeli'ye Ümit Özdağ üzerinden ulaştım ben. Bunu şunu söyleyeceğim. Burada bir ciddi bir zafiyetler var. Zafiyetler korunmuş. Peki Semra Hanım bunu nasıl aşardık? Bakın 2010 referandumu oldu. Ben 2010 referandumunda bağımsız ülkücüler platformu kurdum. Avukat İrfan Sönmez'le beraber, avukat doktor İrfan Sönmez'le. Fethullah Gülen güçlü evetçiydi. Evetçi, evetli, güçlü evet. Ben ise hayırcılara evet yapıyordum. Devlet Bahçeli o zaman hayır kampanyası yürüterek bize de çok ağır şeyler söylüyordu. Ve şunu söyleyeyim ben. O darbe, 2010 referandumunun milletvekili olduğum zaman anladım. Hem iktidar tarafından hem de Fethullah Gülen tarafından demokrasiyi inşa etmek değil, devleti ele geçirme çalışması. Evet. Bu bir devleti ele geçirme çalışmasıydı. Şimdi anlayamadığımız çok şey var ya, oradan gidelim belki. Peki. Birazcık açıklığa kavuştururuz diye düşünüyorum da. Ben bir şey açıklığa kavuşturdum. Mesela niye Sayın Binali Yıldırım'dan söz ettim? Cumhurbaşkanı'na ulaşılamadığı için ki aslında başbakan o yetki de onda. Mesela Ankara Valisi'ni, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü kriz merkezi kurması ve polislerin mutlaka direnmesi konusunda talimatlandırmasını çok önemsiyorum. Genelkurmay'ın etrafını sarıyorlar. Tabii aksakallı dediğim gibi o neydi? Özel kuvvetler birimini getiren öldürdüğü Terzi. Terzi. Semih Terzi'nin öldürülmesi, talimatını vermesi çok önemliydi. Çünkü Semih Terzi eğer öldürülmeseydi ve o özel kuvvetler Ankara'nın çeşitli yerlerine dağılsaydı çok daha vahim şeyler olabilirdi. Çok güzel bir şeye temas etti. Ömer Halis Demir'i de 3 şey ele geçseydi. Bir,
Cumhurbaşkanı ele geçseydi ki Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki parçaları sökenlerle Sayın Recep Tayyip Erdoğan oteline gidenler aynı adamlar. Ben o zaman söylemiştim. İki, özel kuvvetler eğer ele geçirilmiş olsaydı, iki, bir de TürkSat ele geçmiş olsa ki yarım saat geciktiler. O gece ki buna rağmen özel kuvvetler yapacak tabii, zaten. Buna rağmen darbe olmuştu. Şunları şad olsun hakikaten Ömer Halis Demir başta olmak üzere. Özür dilerim. Buyurun. Buna sonraki aşamada evet bütün siyaset kurumu, Sayın Cumhurbaşkanı hepsi katıldılar. Ama ben mesela Emniyet Genel Müdürlüğü'nde hemen bir kriz merkezinin kurulmasını o gece çok önemsiyorum. Ve o bütün mühimmatın teslim edilmemesi, polis hiçbir şekilde mühimmatı teslim etmeyecek, direnecek denmesi. Şükrü işte, Beyciğim, asker, emniyet, yargı, medya, siyaset ve medya, sonra halk. Böyle eğer ordu içerisinde, mesela ordudan dinlediklerimize bütün genelkurmay başkanlarına, eski kuvvet komutanlarına falan hepsine sorduğum soru şuydu. Bu darbe başladığında darbeye karşı mıydınız? Karşı olanlara karşıydık. Peki bu darbeyi kimin yaptığını düşündünüz? Aklınıza kim geldi? Cemaat dediler mi? Peki bu yapının orduda bu şekilde yürüdüğünü, büyüdüğünü biliyor mu? Biliyorduk dediler. Biliyorduk. Nasıl olur bu iş? Hani gizliydi bu yapı? Onun için ama burada işte Koşener'in istifası var. Öncesi üzerine yürümek lazım. Bir operasyon yap. Bu Balyoz, Ergenekon davaları üzerinden yürüdü. Bunlar kendilerinden olmayanları tasfiye edelim. Ardından da biz gelelim oralara ve daha sonra da bir darbe. Bu ben Amerika'ya gittim ve Fethullah Gülen'le görüştüm. Kendisine Türkiye'ye dön dedim. 2011 yılında yeni milletvekili olmuştum. Dönmeyeceğim dedi. Niçin dönmüyorsunuz dedim. Cemaatiniz kontrol dışı dedim. Siz burada güzel şeyler yaptığınızı söylüyorsunuz. Okul, yurt, hastane, işte insan, ahlak mayaladığınızı söylüyorsunuz. Ama işte öyle değil. Başka şeyler var. Gelmeyeceğim dedi. Gelirsen başınızda köpükleri çoğaltırım. Senden soru yetkisini alıp ben bir soru sorabilirim. Tabii. Hemen işte 15 Temmuz ve 4 Ağustos'ta da yaş toplanacak. Yaklaşık 3000 tane FETÖ yanlısı subayın, generalin, şunu bunun emekliye sevk edilmesine dair bir planlama var. Bu doğru muydu acaba? Ve o nedenle de aslında darbeyi erkene çektiler. Yaştan önce yapmalarının nedeni? Ondan önce Ahmet Davutoğlu başbakanken bunlardan bazıları tasfiye edildi. Ben de genel başkan yardımcısıydım. Tasfiye edildiler ve bazılarını da tasfiye etmek istedik ama bazıları onların tasfiye edilmesini önlediler. Eğer kalsaydık başbakanlıkta, biz kendisiyle beraber çalışmış olsaydık, biz yaşa yetişmiş olsaydık biz bunları tasfiye edecektik. Kararlıydık. Ve biz tasfiye edildik. Bu da bende soru işaretidir. Bu da bende ciddi bir soru işaretidir. Bu aynı zamanda dış güçlerin de burada ellerinin olduğunu gösteriyor. Ama zemini biz hazırlıyoruz. Nasıl zemin hazırlıyoruz? İktidarlar, iktidarda kalabilmek için vesayetçi yapılarla mücadele edeceğim derken başkalarıyla kol kola girerek onları güçlendirip daha sonra da onlar güçlendikten sonra başlarına bu sefer demokrasi dışı belalar yağmaya başlıyor. Zafiyetler var yani bir noktada tabii, da. Bu demokrasi içkenleştirenin iktidar. Evet. Dış güç demişken şunu hatırlatmak istiyorum. 2000'lerin başıydı. Özbekistan'da Türkmenbaşı FETÖ yapılanması gibi okulları reddetti mesela. Türkiye için önemli bir dersti. Türkiye öyle bir şey yapmadı. Şimdi Zekai Aksakallı dedi ki onun cümlesi çok açık. ABD'nin kendi çıkarlarına ve stratejik hedeflerine göre PKK, PYD, DAEŞ ve FETÖ ve içimizdeki diğer gayrimilli unsurlar vasıtasıyla devletin bekasına yönelik faaliyetleri yakından biliyoruz. Şimdi biliyoruz ama yaşıyoruz. Yani yaşanmaması gerekenleri yaşıyoruz. Çok önemli bir hatıramı anlatayım mı? Tabii. Efendim ben Muhsin Yavuzcu'nun sır görüşmelerini yazdım. Ve şimdi 4. baskısına bunu yazacağım. Yazdım daha doğrusu, basılacak. Nevzat Yanmaz, Sivas milletvekili. Beraber çalıştık. Son gece Muhsin Bey'le Sivas'ı dolaşıyorlar. Muhsin Bey diyor ki Ankara'ya döneceğim inşallah. Döner dönmez çok önemli elime bilgi ve belgeler geçti. 2009 yılı Fethullah Gülen'le mücadele başlatacağım diyor. Yazdım kitabıma. Çok daha önemli şeyler var ama vaktimiz kısıtlı. Evet. Onları daha sonra anlatırım. Şimdi burada bunları biliyorduk demek yetmez efendim. Biliniyordu zaten. Gereğini yapacaksınız. Devlet bir aşiret devleti olmayacak efendim. Kişi devleti olmayacak. Mezhep devleti olmayacak. Tarikat devleti olmayacak. Bir cemaat devleti olmayacak, etliste devleti. Devlet, Alevi'nin, Sünni'nin, Kürd'ün, Türkmen'in, Laz'ın, Çerkez'in, herkesin liyakat ve ehliyetine, zekasına göre devlet kademelerinde yer aldığı yere devlet adını verir. Yoksa kişi devlet olur, çadır devleti. Çadır devlet olun da başınıza bunlar gelir.
Bunlar sonuç. Gelince ben size şunu da söyleyeyim. Şimdi birileri diyor ki biz Gülenizm'i önledik. 15 Temmuz'da Gülenizm'i önledik hep beraber. Peki Erdoğanizm niye inşa edilmek isteniyor? Şimdi oraya geleceğim. Şükrü Küçükşahin çok az söz kaldı galiba. Burayı tamamlarsan, eksiğim varsa evet. aktarmak Yok, istediğin. Ben aslında Kemal Genç'i anmak istiyorum. Evet. Ay, ruhu şad olsun. Sadece onu değil efendim. Ben beraber milletle yine yaptık. Şeyle yani. 40'a yakın kitap okudum efendim. Bu darbe komisyonu olunca özür dilerim. Bunların çoğunu solcular yazmışlar. Ve bu solcular, sosyalistler bunu yazınca İslami gençten gelenler canım zaten bunlar İslam'a karşılar ondan dolayı bunu yazıyorlar. Görmüyorlar, duymuyorlar. Bu sefer birkaç tane İslamcı hikayesi. Yazmış bunu. Bunlar da canım fraksiyon kavgası canım. Bir iki tane de milliyetçi yazmış. Onlara da pek fazla ya bunlar da işte bu da fazla abartıyorlar falan denilmiş. Ve gördüğüm şu ki bu kitaplarda herkes yıllar önce 30 yıl önce 20 yıl önce 15 yıl solcusu da milliyetçisi, ülkücüsü de, İslamcısı da doğrular yazmış efendim. Şimdi Erdoğanizm... Kamer Genç de bunları doğruları söyleyen bir kişi. Yani çıktı orada kürsüden şunu söyledi. Bakın bu devleti tahrip eder. Ama dedi bugün koruduğunuz bu yapı ilk başta size zarar verir dedi. Çok... Yani AK Parti diye kullandı. Aynen AK Parti önce size zarar verir dedi. Yapı belliydi. Uyarılar çok yapıldı. Ama maalesef korundu. Ve herkes de böyle... Ay cemaat ne güzel şeyler yapıyor diye alladı, pulladı, gülledi. Sonra bunu yapanlar da hep önemli görevlere geldi. Yani ben de buradan uyarıyorum. Bu açıdan cemaatler... Diyanet İşleri Başkanlığı çok aktif olmalı. Evet. Ve hükümete sesleniyorum. Hükümet lütfen şu mülakatı falan kaldır. Ve Türkiye'deki dernekler ve vakıflar arasında bu bana yakın, bu bana uzak diyerek ayrımcılıktan vazgeç. FETÖ gitti, şu geldi olmasın şu geldi yani. Şu geldi olmasın. Türkiye'de otoriterizm kötüdür, otoriterizm kötüdür. Ama aynı zamanda Türkiye'de demokrasi dışı faaliyetler de, hukuk dışı faaliyetler de kötüdür. İmtiyazlı hale getirmek de doğru değildir efendim bunlar. Evet, şimdi yani şundan dolayı da kötüdür. Hani biraz yine açalım özür dilerim. Çünkü bu tip bağlarla kamu görevinde olanlar amirlerini değil, önce oradaki amirlerini dinlerler, üst yöneticilerini dinlerler. O nedenle bu tip yapılanmalar hele hele devlet içinde... faaliyet içindeyse çok tehlikeli. Evet. Şimdi Erdoğanizm dedik ki oradan devam edeyim istiyorum. Bir Cemil Kılıç'ın tweet'i vardı. FETÖ başarılı olsaydı ne olurdu diye yazmıştı bugün. Bence çok anlamlı. Tam da ben programın başından beri lafı buraya getirmek istiyorum. Oraya doğru yol alalım. Şimdi FETÖ darbesi başarılı olsaydı ne olurdu? Eğitim haremlik selamlık olarak ayrılacaktı. Milli Eğitim Bakanı'nın bu hafta tartışılan karma eğitimle ilgili sözleri. Halifelik yeniden kurulacaktı. Laiklik kaldırılacaktı. Konserler, festivaller yasaklanacaktı. Ulusal bayramları kutlamak engellenecekti. Atatürkçüler ya öldürülecek ya hapsedilecekti. Cemil Kılıç'ın tweet'i vardı arkadaşlar, onu okuyorum. Yargıdan Atatürkçüler temizlenecekti. Türk milliyetçileri ezilecekti. Yurdumuza ümmet kardeşliği adı altında milyonlarca Arap nüfusu getirilecekti. İyi ki FETÖ darbe girişimi başarılı olmadı diyor. İronik bir tweet. Şimdi tam da bunun hemen arkasına Menzil tarikatının cenaze töreninden bahsetmiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı dileklerini iletti. İki gazeteye tam sayfa ilan verdi. Bu kadar önemsenen bir kişi. Bu tarikat lideri devlet töreni gibi uğurlandı diye haberler çıktı. Şimdi bir sebep sonuç bağı gibi görüyorum bunu. Buna tabii bu Milli Eğitim Bakanı'nın karma eğitimi hedef alan sözleri, Hüdapar, BBP Genel Başkanı Destici'nin destek vermesi, hatta başka kişilerin de topa girmesiyle beraber Erdoğanizm dediniz. Siz daha da ileriye giden bambaşka bir Türkiye hayali var gibi görünüyor bana. Hakan Fidan'ın da Türkiye yüzyılı dediği bu mudur diye konuyu, yani bu 7 yıl sonra geldiğimiz noktada neye sebep oldu bu? Nasıl bir Türkiye verdi bize? Şimdi Türkiye yüzyılı ifadesi de doğru değil. Niye? Bu Cumhuriyet'in yüzyılı efendim. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüzyılı bu. Türkiye ismi binli yıllardan itibaren Batılılar verdiler bize. Niye Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılı deseniz ne olur? Demiyorsunuz. Niye? Onu Atatürk kurdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurdu. Zaten birileri şöyle söylüyordu. Ya kabul etseniz de kabul etmezseniz de biz yeni bir devlet kuruyoruz diyorlardı. Hatta bazıları şunu söylüyordu bazı milletvekilleri. Ben o zaman itiraz ettim onlara. Efendim bu 90 yıllık bir reklam arası diyorlardı. Ney? Cumhuriyet'in tarihi 90 yıldı o zaman. 90 yıllık onların reklam arası dedikleri yere biz vatan diyoruz. Reklam arası dedikleri biz devlet diyoruz. Bu nedenle burada devleti yönetenler, geçen gün mecliste de söyledim, konuşmamda da söyledim, şeffaf olmalıdırlar. Kesinlikle liyakat, ehliyet ve ahlaka önem vermelidirler. Zekaya ve yeteneğe önem vermelidirler. Aksi takdirde
Eğer ben iktidarda kalayım diyerek birilerini kendilerine yakınlaştırmak adına devletin imkanları onlara peşkeş çekerlerse, devletin imkanları millete aittir. Devletin imkanları bir cemaate, bir mezhebe, bir derneğe, bir vakfa ait değildir. Devletin imkanları adil bir şekilde dağıtılmalıdır. Ve bunu da yapabilecek olan hükümettir. Geçici olarak görev almışsınız siz. Bu devlet sizin değildir. Şöyle diyorlar bunlar. Bu devletin sahibi biziz. Devlet ele geçirilecek olan bir aygıt veya burası Darül Harp. Bu Darül Harp'i biz Darül Yağma haline dönüştürebiliriz. Ve bu imkanlarla beraber de biz büyürüz. Vesayetçiliğe karşıyız. Ama yok canım, vesayetçiliğe karşı değiliz. Vesayet niye onlarda, niye bizde değil? Onlar da aynı şekilde birileri vesayetçi yapı itemi gönderirken o vesayeti devam ettirerek şimdi bu vesayetçiyle ben soyunuyum diyerek Türkiye'de yeni bir yapılanmaya doğru gidiyorlar. Burada çare şudur efendim. Çare demokrasidir, şeffaflıktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çok ciddi şekilde siyaset kurumundan uzaklaşarak doğru din anlayışını takdim etmesidir. Ve herkesi kucaklayacak şekilde, herkesi kucaklayacak, Alevisini, Sünnisini, herkesi kucaklayacak şekilde bunu yapabilmektir. Aksi takdirde bakın, Türkiye büyük bir felakete doğru gidiyor. Ve bu felaket Türkiye'yi demokrasiden uzaklaştırır ve Türkiye her geçen gün cumhuriyetini demokrasiyle buluşturamaz, devletini liyakat, ehliyet, ahlakla buluşturamaz, hukukunu adaletle taçlandıramaz ve ardından da geliriz bir kişi devletine doğru, bir Erdoğanizme doğru sürükleniriz ve biz burada bundan böyle de haklarımızı savunamayız. Dedikleri doğru, halifelik getireceklerdi. Fethullah Gülen halife olarak gelecekti. Zaten İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Han'ın kaftanını çalmak istediler, başaramadılar. Daha sonra benim arkadaşlarım restore ettirdiler orada. Aynı zamanda çok ciddi şekilde o kaftan muhafaza ediliyor, herkesin de ziyaretine açık. Ve oradan da gelecekti İstanbul'a, bir Washington DS'den bir uçak kalkacaktı, Hümeyni'nin kalktığı gibi. Kendisinden olmayanlar ya öldürüleceklerdi veyahut da itibar suikastine maruz kalacaklardı. Ardından da yeni bir devlet kuracaklardı. Kendi anlayış tırnak içinde İslam, tırnak içinde kendi kafalarına göre oluştu da bir İslam. Kimin İslamı bu? Yani bu hangi İslam? Şu cemaatin İslamı mı? Şu kişinin İslamı mı? Şuradaki falan kişinin İslamı mı? Kimin İslamı? Bu ile bizi kalkıp mesela kurbanla ilgili bile tam karar veremiyoruz. Birisi diyor ki sünnet, birisi diyor ki vacip, birisi diyor ki farz, birisi diyor ki yok canım peygamber sadece şeyde kesti, hacda kesti, yok canım her yıl kesmek zorunda. Bunu bile anlaşamadığımız o zaman gelecekler kendilerine göre bir din anlayışı takdim edecekler. Oysa biz şu anda laikliği hiç konuşmuyoruz. Bakın, din, vicdan, hürriyetini hiç konuşmuyoruz. Laiklik o kadar önemli ki ben orada milletvekiliydim Semra Hanım. İsmail Kahraman laiklik kaldırılsın dediği an çıktım, konuştum, yazı yazdım. Laiklik dini din düşmanlarından korumak, aynı zamanda dini din ismancılarından korumak adına çok çok önemlidir ve elzemdir. Eğer laiklik olmazsa Türkiye Irak olur, Türkiye bir Afrika devleti olur, Türkiye Suriyeleşir diyerek de uyarılarımı yaptım. Ama hangi laiklik? Jacoben bir laiklik değil, özgürlükçü bir laiklik. Şimdi bu haftadan bir haber daha aktarayım ben. Kokpitte namaz kuralları geliyormuş efendim. Yönetim Kurulu Başkanı Türk Hava Yolları'nın Ahmet Bolat'ın açıkladığı bir haberdi. Pilotlar için düzenleme getiriyorlar. Milli Eğitim Bakanı Tekin'in söylediklerini... Nasıl düzenleme getiriyormuş orada? Kokpitte namaz düzenlemesi. Şimdi bunu fıkıh da bilmiyorlar bunlar. Bu şekilde yaparak dini çok ciddi şekilde ismar ediyorlar. Uçakta giderken şimdi talepler siz bir yön tayin edersiniz. Bulunduğunuz yerde gözünüzle de kılarsınız. Bulunduğunuz yerde işte şekil hareketlerinizle, yani ayağa kalkarak değil, bulunduğunuz yerde kılarsınız. Bununla ilgili var. Yani ben daha önce ne olmuştu, bir şey olmuştu da şu an Türk Hava Yolları'nda çok ciddi şekilde bir hostes benim yanıma gelmişti. Bir problemini anlatmıştı da ben de onu daha sonra onlarla konuşarak halletmiştim. Şimdi daha sonra biraz sonra hafıza şey gelirse söylerim ben size. Yani bunların hepsi çok ciddi şekilde bir din ismarcılığından başka bir şey değil. Fakat ve geldikleri yer bakınız şeyin Ziya Paşa'nın çok güzel bir sözü var. Ara sıra Recep Tayyip Erdoğan da söyler bunu. Sayın Cumhurbaşkanı da söyler. Der ki aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz diyerek. Bakın bırakın siz bu şekillerle uğraşmayı. Bir, yalan söylemeyin milletinize. İslam en büyük şeyi şunu söyler. Şu günahı işlersin, bu günahı işler şunu. Ama yalan söyler mi? Hayır, asla ifade. İki, haram yemeyeceksiniz. Kul hakkı yemeyeceksiniz. Siz milletin çocuklarını, 90 almış çocukları Alevi diyerek işe almamazlık yapmayacaksınız. Veya CHP'li diyerek, gelecek var veya muhalefet diyerek almamazlık yapmayacaksınız. Orada kim zekiyse, kim liyakatlıysa alıp getirip devlette buyur kardeşim bu devleti sen yöneteceksin. Yoksa falan bakanlığı bir cemaate, falan bakanlığı başka bir cemaate, falan bakanlığı farklı bir etnisiteye, farklı bir ideolojiye teslim ederseniz Türkiye tamamen artık milletin devleti olmaktan çıkar. Kişinin devleti, cemaatin devleti olmaya başlar. Bu da biz felakete doğru gider. Artık batıdan koparsın. Efendim İsveç bizi kabul ediyormuş ya, biz Avrupa Birliği. Sayın Erdoğan diyor ki Avrupa Birliği'ne
bizi alacaklar. Ya sen zaten uzun zamandır Avrupa Birliği'ni kaldırdın rafa. Niye? Avrupa Birliği'ne girersen Türkiye'de her şey adil olur. Avrupa her şey Birliği şeffaf ülkeleri olur. Zaten yok dediler ona. Hayır, evet. Öyle diyerek bizi yine kandırmak istiyor. Evet. Şimdi evet. Yine yanıldım diyecek ama esası biz kandırılıyoruz. Yok böyle bir şey. Avrupa Birliği diyorsan eğer sen öncelikle şu şeffaf yap ihalelerini ya. Şu mülakatları kaldır Allah aşkına. Sonra ne bu muhalefete sürekli olarak iftiralar atıyorsun, yanlış bilgiler veriyorsun, FETÖ'cü bunlar diyorsun, terörist bunlar diyorsun, Avrupa'nın projesi diyorsun, bunların bildirilerini İngiltere Büyükelçisi yazıyor diyorsun, şu Büyükelçi yazdı direkt. Bunlarla Avrupa Birliği böyle mi yönetiyor ülkelerini? Yok, böyle de yönetmiyorlar. Sayın Erdoğan, önce diye bir kere bunu yapacak olan kişiler önce... 5 dakikamız kaldı. Pardon efendim, Şükrü Bey. O yüzden bir tamam. Şükrü Bey'in de yorumlarını alalım Sayın Özda. Şöyle ki hani nasıl bir Türkiye'ye geldik diye ben Taliban ton farkı diyorum. Talibanlaşan bir Türkiye. Talepler ciddiye alınacak talepler. Kolombiya ile Taliban arası efendim. Doğru. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bu ton farkı meselesinin. Giderek çünkü bu taleplerin ağırlığını hissediyoruz iktidar iradesinde. Bu 7 yılın sonu da bu anlamda baktığınızda bir nimet mi? Şimdi şöyle bakmak lazım. Bir kere darbenin iyisi yok. Hı hı. Bütün darbeler kötüdür. Kötü. Hele bu gerçekten yani ifade edilecek bir şey bulamıyorum. Ve bu darbenin o nedenle bütün ayrıntılarının ortaya çıkması, bence şeffaflaşması önemli. Aslında komisyon çok güzel bir çalışma yaptı. Yani benim sözünü ettiğim bu kitapta CHP'nin muhalefet şerhi. Aslında bunun devamında mesela FETÖ'nün devlette nasıl örgütlendiğini de o muhalefet şerhinde çok ayrıntılı görüyoruz. Hı hı. Bence bütün bunları keşke kadük hale getirilmeseydi de o komisyon çalışmalarınız ve Millet Meclisi bunu bir kitap olarak yayınlasaydı, maalesef yayınlanmadı. Çok iyi bir çalışma ve toplum ayrıntıları bilmiyor. Ama mesele şu, bu ülke artık demokrasiyle taçlandırılması gereken bir ülkedir. En önemli tahribat da burada bu tip darbeler. Ve bu noktada demin de söylediğimiz gibi devlette liyakat ve amir memur ilişkisinin sağlıklı bir şekilde yürümesi lazım. Cemaatvari örgütlenmeler bu yapıları alt üst eden uygulamalardır. Ve hadi eğer buna yakın bir devlet içinde örgütlenme oluyorsa bunu derhal istihbarat örgütleri tespit etmeli ve bunun önlemi alınmalı. Ben şunu demiyorum, yani liyakati uygun olan birisi bu göreve gelmesin demiyorum ama tehlike demin dediğim gibi bu kişi o göreve geldiği andan itibaren talimatı kimden alıyor sorusu çok önemlidir ve bu burada bir aksama oluyorsa da İstihbaratın görevidir bu. Askeri istihbarat mı olur, milli istihbarat mı olur, emniyet istihbarat mı olur ya da işte neyse bu tip bütün güvenlik birimleri bu konuda hayata geçirecek adımlar yapmalıdır. Aksi yurttaşlık bağını zedeler zaten. Bakın, başka bir hatlar yaratır. Yani aslında bu darbeden sonra bence Türkiye önemli bir fırsatı da kaçırdı. Hiç olağanüstü hale gitmeden demokrasiyi daha sağlıklı bir şekilde işleterek bugün Avrupa Birliği üyeliğinde de adaylık iddiasında da epeyce yol almış bir Türkiye yaratılabilirdi. İktidarla muhalefet hemen ertesi gün o Yenikapı'da gerçekleşen mitingin devamını sağlayabilirdi. Benim görüşüm bu. Art niyetli de bakmadığımı düşünüyorum. İktidarın bu konuda yeterince özenli davranmadığını düşünüyorum. Muhalefetle birlikte yol alabilirdi. Hı hı. Bir tek FETÖ ile ben mücadele ediyorum. Benim dışımdaki herkes FETÖ'cü söylemine hiç gitmeseydi. Ve herkesi kucaklayan bir demokrasi açılımı yapılsaydı. Hani olağanüstü hal yerine ya da antidemokratik yasalar çıkarmak yerine bu şekilde gidilseydi. Bence Türkiye bugün milli gelirini de katlamıştı. Kişi başı ulusal gelirini de katlamıştı. Ve gerçekten Avrupa Birliği yönünde de epeyce mesafe kat etmiş bir ülke olurdu. Söyledim CHP'ye. Çare demokrasi. CHP'ye söyledim. AK Parti'ye CHP'yle Avrupa'ya gidin. Anlatın bunu FETÖ'nün yaptığını. Sonra dönün Türkiye'de terörle mücadelenizi birlikte yapın. Sonra dönün Avrupa'ya deyin ki biz Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz. Beraberce Avrupa Birliği kriterlerini Türkiye ama çok AK Parti bunu yanaşmadı. Ama şunu da unutmayalım. Darbecilerle uğraşırken mağduriyetleri de aynı şekilde hukuk sisteminin doğruyu tartmadığı için, terazide doğruyu tartmadığı için çok ciddi şekilde mağduriyetler var. Beraat edenler görevlerine döndürülmüyorlar.
takipçilik alanlar görevlerine döndür idari tasarruflarla yargılanmadan insanlar çok ciddi şekilde McCarthy uygulamalarına maruz kalıyorlar. Hukuk diyoruz. Hukuk diyoruz çok ve adalet diyoruz. Çok teşekkür ederim. Reklama gidiyoruz. Konuklarıma teşekkür ediyorum. Haftanın panoraması devam edecek. Farklı konularla bu haftanın yaşananlarını irdelemeyi sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın. Efendim ekonomiyle devam edeceğiz haftanın panoramasına. Bu hafta en çok emeklilerin hayal kırıklığını konuştuk. Çünkü önce bir mutlu oldular, umutlu oldular daha doğrusu Bahçeli'nin seyyanen zam önerisiyle. 8 bin lira memura verildi, niye emekliye verilmesin önerisiyle. Tabii 4 bin diye de böyle bir hadi 8 olmadı 4 kesin olur havası yaşandı. Ama hiçbiri olmadı. Emeklinin hayal kırıklığı büyük anlayacağınız. Manşeti verelim, haftanın manşetini görelim. Ardından konuğumuzla Ümit Özlal ile bizimle birlikte İyi Parti Milletvekili ve İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı onunla değerlendireceğiz ekonomik gelişmeleri. Manşet tam da söylediğim yerden geldi. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi Erdoğan'dan Bahçeli'nin önerisini reddetmesini zamda anlaşamadılar diye görürken aslında manşetin üzerinde enflasyon altında kalan ücret artışlarının kişi başı borçlanmayı artırdığını vurguluyor. Emekli zammı burada temel direk, iki liderin anlaşamamasıysa üzücü, ayrıca da anlaşamadılar ifadesi dikkat çekici. Bahçeli açısından büyük çelişki tabii, o ayrı. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Bahçeli ve Erdoğan'ın buluşmasında, iki liderin görüşmesinde emeklinin %25'lik artışında bir artış yapılması durumunda hazineye yük getireceğini vurgulaması önemli. Hazineye yük getireceğini Erdoğan savunuyor, Bahçeli de hemencecik ikna oluyor. Görüldüğü kadarıyla MHP grubunda rahatsızlık haberlerine yine de çok da itibar etmemek lazım herhalde. Pencere gazetesi geliyor. Pencere gazetesi işte Bahçeli'nin ikna oluşunu vurgularken emeklinin yıkıldığına dikkat çekiyor. Özellikle bu tartışmanın içerisinde bence duygular da önemli. Sözcü gazetesi hazineye bir emekli yük oldu manşetiyle aslında konuyu vurgulayan, tam da gelmek istediğim yere gelen gazete. Evet, neydi? Hazineye yük getirecekmiş emekli. Yani Sözcü gazetesi diyor ki hem CHP'li Veli Ağbaba'nın hem de İYİ Parti'nin Ümit Özlale'nin tepkilerine yer vererek 125 bin makam aracına ve 14 uçağa para var. Milletin maaşına, emeklinin maaşına gelince para yok, öyle mi? Evet, şimdi buradan devam edeceğiz Ümit Özlale ile. Efendim ben bu programda sıkça diyorum ki niye tasarruf hiç konuşulmuyor? Yani millete acı reçete sunulurken sizin de önce kendiniz öyle bir kendiniz toparlarsınız değil mi? Muslukları kısarsınız falan. Hiç öyle bir şey konuşulmuyor. Tasarruf yok. Hazineye yük memurun, emeklinin maaşı, öyle mi? Bir de şöyle bir düzensizlik var. %86 memura veriyorsunuz, %25 emekliye. Şimdi enflasyondan o etkileniyor da bu etkilenmiyor mu? Çok acayip bir ekonomi yönetimi bu galiba. Ne dersiniz? Yani emekli nasıl bir yük oluyormuş acaba? Bu fotoğrafı ben anlayamadım. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Biz bu hafta torba yasa ve ek bütçeyi mecliste oyladık. Daha öncesinde plan bütçe komisyonuna gelmiştim. Ben de plan bütçe komisyonu üyesi olarak o kanun teklifleri üzerinde bol bol tartışma, burada AK Parti'yi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni eleştirme imkanı bulmuştum. O aynen sizin dediğiniz gibi, mesela torba yasada sadece vergi var. Yani bu hayatı daha nasıl pahalaştıracağınızı da söylüyorlar. Torba yasada aynı zamanda şu var, birazdan konuşuruz tabii ki. Cumhurbaşkanı'na tam 3 kat borçlanma yetkisi var. Yani 2.18 trilyon. Yani bütün Türkiye'nin bütçesinin, yani devletin bütçesinin yarısı kadar biz Cumhurbaşkanı'na borçlanma yetkisi veriyoruz. O bu borçlanma istediği gibi ödenekler ayırabiliyor. Ama iş, memur ve emekliye zam konusuna gelince onu öylesine geçiştiriyoruz. Ama burada daha önemli bir konu daha var. Siz de bahsettiğiniz program başında. O da şu, milli dayanışma paketi verildi bu isme, bu torba yasaya. Ve dediler ki buradaki gelirler mutlaka depremzedelere aktarılacak. Orada depremin yaralarını sarmak için kullanılacak. İyi, tamam, buna hiç kimsenin bir itirazı yok. Yani bizim depreme yapılacak olan, depremin yaralarını sarmak için yapılacak olan harcamalara hiçbir siyasi partinin itirazı yok. Fakat biz orada şunu görmek istiyoruz. Biliyoruz ki kamuda bir sürü gereksiz harcama var. Yani işte biraz önce siz de gazete manşetinde söylemiştiniz. Bu kamudaki israfın nasıl azaltılacağına dair tek bir cümle, tek bir işte madde yok. Sadece konan ekstra vergiler var.
Cumhurbaşkanı'nın borçlanma limitinin 3 katına çıkartılması var. Peki kamudaki gereksiz harcamaların nasıl biteceğine dair bir şey var mı? Yok. Emeklinin hayatını kolaylaştırmaya yönelik emeklileri ya da bütün Türkiye'nin vicdanını rahatlatacak bir tedbir var mı? O da yok. Yani şu isteniyor Semra Hanım. Başta emekliler olmak üzere herkesten bir kemer sıkması isteniyor. Ekstradan vergi kondu. Daha da fazla vergi konacak. Ve daha sonrasında ama işin biz harcama tarafına, madem o milli dayanışma paketi, kamu ne yapmayı düşünüyor? Gereksiz harcamaları nasıl kısacaksınız dediğimiz zaman orada hem AK Parti hem de Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin hepsi sessiz. Mesela çok önemli başka bir konu var. Kur korumalı mevduat sistemi. Hı hı. Ben bugün de onu... Servet aktarımı. Evet. Bakın geçen sene bu bizzat Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarıyla Merkez Bankası bürokratlarının ifadesidir. Geçen sene 160 milyar TL kur korumalı mevduata ayrılan para. Bu sene de 340-345 milyar TL. Toplam ikisi 500 milyar TL. 25 milyar dolar civarında para yapıyor. Bakın bizim içimizi yakan depremin maliyeti 104 milyar dolar. Erdoğan açıkladı bu hafta üstelik. Evet. Son 2 senede sadece Erdoğan inadı için sürdürdüğümüz kur korumalı mevduatın bu ülkeye maliyeti depremin 4'te 1'i. 25 milyar doların 3'te 1'iyle siz emeklere istediğiniz kadar, istedikleri kadar zammı verebilirdiniz. Hep söylüyoruz, ekonomi kaynakları dağıtma meselesidir. Her ekonomide kıt kaynaklar vardır. Önemli olan halkın tercihlerine kadar göre bu kaynakları nasıl dağıtacaksınız? Nasıl tercih ettiğiniz önemli. Evet. Şimdi burada şunu sormak istiyorum tabii ben. Ki. Siz sözü getirdiniz. Milli kara delik paketi diyorum ben ona. Hı hı. O kara deliği kim yaratıyor? Yani depreme harcayacağız dendi ama acaba seçim savurganlığına mı harcanacak? Söyleyeyim ben size. Dün işte ek bütçeyi mecliste tartıştık. Bizim veto oylarımıza rağmen kabul edildi. Onun büyüklüğü 1.12 trilyondu. Bu 1.12 trilyonun 760 milyar TL'si depreme harcanıyor. Ama orada mesela 80 milyar TL'lik bir faiz harcaması var. O insanların gözünden kaçmasın. Yani mesela biz bu ek bütçeye 80 milyar TL daha faiz harcaması koyduk. Diğer harcamalar var. Aynı zamanda bu ek bütçeye personele yapılacak olan, yani kamu çalışanlarına yapılacak olan ücret artışı konmamış. Oradan da bir 600 milyar gelecek. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu ülkede dar gelirli vatandaşları rahat ettirecek olan bir maaş düzenlemesi gelmiyor. Fakat ülke bu sene buna rağmen rekor bir bütçe açığı verecek. Hı hı. O yüzden de hep diyorum ya, ekonomi kıt kaynakların etkin dağıtımını ve halkın tercihine göre dağıtımını içerir diye. Orada baktığınız zaman zaten iktidar partisi tercihini çok net bir şekilde belli etmiş. Bir başka konu daha var. O da önemli ve çok da nazik bir konu. Biliyorsunuz bu Milli Dayanışma Paketi öncesinde de Türkiye Tek Yürek kampanyası yapılmıştı. Hı hı. Ve orada yaklaşık 125 milyar TL toplanmıştı. Ve bu paranın çok önemli bir kısmı kamu kurumlarından toplanmıştı. Şimdi gelen haberler, bu paranın sadece 85 milyarı da toplanmış. 40 milyar yok. Nerede bu para? Bunu da soramıyorsunuz. Ayrıca kasada niye duruyor? O da ayrı. Sayın Muş'un, bakanın açıklamalarını ben de bir sonraki saat diliminde Hatay'ı konuşacağım. Orada uzun uzun vermeyi düşünüyordum. Siz lafı getirdiniz. Paralar da duruyor hala. Hatay'ın niye duruyor? O da ayrı. Hatay'daydım hafta sonu. Yok, kimle konuşacaksınız? Canan Yüce. Çok bizimle. Selam söyleyiniz. Bir nokta var Hatay'la ilgili. O yüzden sordum. Şimdi torba yasada ilginç bir madde var. Zeytinliklerin ve orman vasfı taşıyan arazilerin imara açılması ile ilgili. TOKİ isterse buraları imara açıp orada depremzedelere konut yapabilecek. Şimdi biz bu yasaya ilk başta itiraz ettik. Bunlarda başka hiçbir alan kalmadı mı? Hiçbir arazi kalmadı mı da biz orman vasfı taşıyan, hı hı, alanlara ve zeytinliklere imar yapıyorsunuz diye. TOKİ yetkilileri geldiler, anlattılar. Fakat o sırada biz bir şey daha öğrendik. Zaten bu torba yasa gelmeden önce o konutların ihalesi yapılmış. Yani daha torba yasa geçmeden önce o konutların orada ihalesi yapılmış. Dolayısıyla torba yasa aslında öylesine, yani adetten diye gelmiş. Yoksa zaten orada, bu çok önemli gözden kaçan maddelerden bir tanesi. Torba yasa daha gelip mecliste onaylanmadan, yani zeytinliklerin ve orman vasfı taşıyan arazilerin imara açılması daha mecliste onaylanmadan zaten orada yapılacak olan konutların ihalesi yapılmış. Çok acı. Çok acı. Evet. Yani bu gerçekten insanı dehşete düşürecek bir şeyler görmeye başlayacağız. Yok, iktidarın bu döneminde anladığım kadarıyla onlardan biri. Bu herhangi bir gazete haberi değil. Bunu bize söyleyen
bu ülkenin bürokratları. Plan Bütçe Komisyonu'nda tartıştığımız bir şey. Yani şey değil, bakan, iddia değil. Hayır, iddia değil. Burada, gayet bilgi verilmiş size. Tabii tabii. Yani bunların ihalesi yapıldı. Bu torba yasayla da bu imar geçtikten sonrasında da biz orada konut yapımlarına başlayacak deniyor. Çok acı. Evet, o yüzden de işte şimdi biraz da burada siyasete girmek gerekiyor. Parlamentoda çoğunluğun da Cumhur İttifakı'nda olması, onların artık biz her şeyi yapmakta muktediriz ve kimseye hesap vermek zorundayız zihniyetini biraz daha pekiştiriyor. Evet. Aslına bakarsanız emeklilere %25 de aynı zihniyet. Oy aldık nasıl olsa yerel seçime kadar ittiririz gibi bir hava var galiba. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Birçok zaten bu vergi artışının geleceği çok öncesinden belliydi. Hı hı. Öyle değil mi? Bunu seçim sonrasına saklamak istediler. Dediler ki bir dahaki seçime kadar biz bu vergileri arttıralım. O sorumsuz seçim harcamalarının finansmanını şimdi halledelim. Bir dahaki seçime düşünürüz diye. Bakın burada çok ilginç bir nokta daha var. Bugün Balıkesir Milletvekilimiz Turan Çömez tekrardan kamuoyunun dikkatini çekti. Buğday fiyatları. Geçen sene ekmeğin fiyatı 5 liraya aşmasın diye bu kötü tarım politikalarından dolayı neredeyse sıfır gümrük vergisiyle bu ülkeye binlerce ton buğday ithal ettiler. Ve bütün işte siloları doldurdular, ekmeğin fiyatını baskıladılar. Şimdi bugün Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi bir taban fiyat açıkladı. Fakat o taban açıkladığı taban fiyattan hiçbir çiftçiden buğday almıyor. Çiftçinin buğday elinde kaldı. Neden? Çünkü oradaki silolar tamamıyla daha öncesinde sıfır gümrük vergisiyle o buğdayı ithal edip Toprak Mahsulleri Ofisi'ne gayet de güzel fiyattan satan arabuluculara ya da işte ithalatçılara gitti. Şimdi bakın bu da çok önemli. Sadece buğday değil. Arkadaşlarım şimdi kiraz üreticilerini getirsin ekrana. Yola döktüler satamadıkları kirazı. Bu ülkenin tarım politikasının olmadığını gösterir şöyle bana kalırsa söyleyeyim. Bu örnekte. Aynen. Bir izleyelim tabii devam edelim. Niyetim. Olur mu? Niğde Darboğaz köylülerini, çiftçilerini izleyeceğiz. Yola dökerek eylem yaptılar kirazlarını. Tepki gösterdiler. Çünkü satamamışlar. Ellerinde kalmış kirazları. Hakikaten söyleyecek çok şey var. Evet, bir izleyelim hemen devam edelim. Çaresizliğe bakar mısınız? Bu ülkede ayrıca da aç insanlar var. Çöpten yiyecek toplayan insanlar var. Hani onlarla satılmayan ürünleri buluşturacak bir mekanizma da yok. Çok şey var dedim, örgütlenme. Niye çiftçi örgütlenemez ki? Bu ülkenin çiftçileri keşke örgütlenebilseler, kooperatifleşebilseler, böyle sorunlar yaşanmaz. Bir şey ekleyeyim. Ütopya gibi geliyor bu söylediğim ama ben programın sonunda da bir ütopyaya gideceğim. Ütopyalar gerçek olabilir. Gerçekten örgütlenilmesi gerekiyor artık. Sadece bir istatistik vereyim size. Avrupa Birliği'nde bu vatandaşın tükettiği gıdanın %50'si sizin dediğiniz gibi kooperatifler, işte çiftçi örgütleri tarafından üretiliyor. %50'si. Türkiye'de bu oran %1 değil. O yüzden bunun yolu direkt olarak küçük ölçekli çiftçilerin birleştirip gücünü birleştirmesi, ölçek ekonomisinin faydasından yararlanması, pazarlık güçlerini arttırması. Bunun iyi örnekleri var. İşte mesela Kuzey Ege'de Tire Süt Kooperatifi bunlardan bir tanesi. Bir sürü sayabilirsiniz. Yani ben İzmirli olduğum için ilk orası aklıma geldi ama o yüzden bunun yolu bu. Yani Avrupa kalkınmanın yolu da bu. Evet, Avrupa'da tüketici gıdasının %50'si üretici örgütlerinin ürettiği mallardan geliyorsa ve biz bu hala %1'e ulaşamıyorsak demek ki buradaki problemlerden bir tanesi bu. Önemli olan şeylerden bir tanesi de Türkiye'nin şu anda en büyük problemi nedir? Enflasyon, hayat pahalılığı, öyle değil mi? Çünkü verilen zamlar zaten sizi daha da yoksullaştırıyor. Onun dışında fiyatlar daha da fazla artıyor. Nedense ekonomi yönetimi, AK Parti'nin ekonomi yönetimi bu enflasyonla mücadeleyi sadece para politikası ve faize indirgemiş durumda. Oysa siz enflasyonu, hayat pahalılığını düşürmek istiyorsanız, bitirmek istiyorsanız bunun orta noktasına, tam göbeğine tarımı ve sanayi koymanız gerekiyor. Yani üretim maliyetlerini düşürüp üreticiyi zenginleştirmeniz lazım. Buğday meselesi o yüzden önemli. İthalat yaparak siz enflasyonu bitiremezsiniz. İthalat yaparak bitireceğiniz tek şey Türk çiftçisi ve aynı zamanda Türk tarımı olur. Ya bunu anlamadılar. Her seçim döneminin öncesinde çok kötü tarım politikaları izliyorlar.
Sonra ithalatı palazlandırıyorlar. Biz bir süreliğine o dışarıdan sıfır vergiyle gelecek olan işte buğdaydan sonra gıda fiyatlarının artmadığını görüyoruz. Ondan sonrasında da şimdi o gümrük vergilerini tekrardan arttırdılar. Ama Türk çiftçisinin buğdayı elinde kaldı. Şu anda Türk çiftçisi ne yapacağını bilmiyor. Ve ondan sonraki dönem bizim için çok büyük bir darbe oldu. Maalesef. Aynısı biliyorsunuz bir türlü hayvansal üretimde yem maliyetlerini düşüremediler. Çok basittir Türkiye'de yem maliyetlerini düşürmesi. İyi bir tarımsal planlama yaparsanız yem maliyetlerini düşürürsünüz. Kendiniz üretirseniz zaten daha kolay olur. Aynen öyle. Bakın şimdi biz belki de dünyada sütü, süt ve süt ürünlerini en pahalıya tüketen toplumlardan bir tanesi olacağız. Çünkü o yem maliyetlerini finanse edemediği için, yem maliyetlerindeki artışı karşılayamadığı için bütün süt üreticileri süt veren ineklerini kesimhaneye gönderdiler. Geçen hafta 1 litre sütü marketten 45 liraya aldık ve şoka girdik yani. Bir şişe süt yani. Şu yeri gelmişken şu veriyi de vereyim. Ekonomik buhranın ne boyuta geldiğini anlamak açısından. Haziran ayında 3,5 milyon Türkiye Aile Desteği Programı kapsamında insan varmış. Yardım alan hane sayısı Temmuz ayında 200 bin daha artmış. Sürekli artıyor. Evet. Yani yardıma ihtiyacı olan insanlarla yaşıyoruz bir arada. Bunu eklememe izin verin. AK Parti eskiden beri yaptığı şey şu. Yoksulluğu düşürmek değil, yoksulluğu yönetmek. Şimdi bütün dünyada yoksullukla başarıyla mücadele edebilen ülkeler istihdamı arttırırlar. İstihdamla beraber verimlilik artar, ücretler artar ve siz yoksulluktan öyle çıkarsınız. Tabii ki dar gelirli ailelere sosyal yardım yaparsınız. Fakat AK Parti yoksulluğu yönetmeyi tercih ettiği için yoksulluğu düşürmek yerine biz böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Hep aynı şeyi söyledim, mecliste de söyledim ben. Türkiye'nin dörtte biri çalışıyor. Yani çalışan sayısı kadar neredeyse sosyal yardım alan insan var. Bu sürdürülebilir değil. Ama siyaseten AK Parti'nin... Verimli de değil, çalışabilir nüfusunuz var. Düşünebiliyor musunuz? Genç bir nüfustu. AK Parti iktidara geldiğinde biz bu demografik fırsat penceresi dediğimiz genç nüfusun toplam nüfus oranının yüksek olduğu bir dönemdeydik. Ve yavaş yavaş yaşlanan bir nüfus haline geliyoruz. Ve her dört çalışandan bir tanesi. Şimdi emeklilerimizin problemiyle başladık ya. Orada çok daha derin yapısal bir problem var. Türkiye'de şu anda 16 milyon emekli var. Her 1.6 çalışan bir tane emekliye bakıyor. Bakın bu çok yaşlı ülkelerde ancak gördüğümüz bir durumdur. Ve sosyal güvenlik sisteminin iflas habercisidir. Maalesef. Evet. O yüzden burada bizim bir an önce, buradan nasıl kurtuluruz derseniz, emekli maaşlarına zammı yapmazsanız, emeklilerin hayat koşullarını biraz daha kötüleştirirseniz, bu size hayat kurtarmaz. Sizin bir an önce yapmanız gereken şeylerden bir tanesi, o bağlılık oranını yükseltmeniz gerekiyor. Yani çalışan sayısını arttırın ki, daha fazla çalışan bir emekliye bakabilecek durumda. Bir de tasarruf edin. Yani yükü tabii, olan emekli olmasın. Siz o... Bir örnek vereyim size mesela. Bu yap işlet devret projelerine önümüzdeki dönem harcanacak olan paranın yarısıyla siz bu yeni dönemde devlet okullarında okuyan bütün çocuklara bedava kahvaltı böğle yemeği verebiliyorsunuz. Çok önemli. Şimdi süre aktığı için hemen şuraya getireyim lafı. Bir yandan da ekonominiz böyle nasıl devam edebilir? Yerel seçime kadar ittirilecek, dışarıdan para bulunacak. Politika bu. Yani tasarruf yok asla. Onun altını kalın kalın çiziyorum ben. Mehmet Şimşek ekonomisi var şu anda. Hani ekonomist Erdoğan yönetimini değiştirdi. Mehmet Şimşek'le yürüyoruz ama ne kadar gider bilmiyorum. Yerel seçime kadar gidecek herhalde. Arabistan, Arap ülkelerinde bir arayıştaydı Mehmet Şimşek. Batı'dan da işte Doğu'dan da para bulma çabaları var. Erdoğan da gidiyor 17-19 Temmuz'da Körfez ülkelerine. Şimdi nasıl bir gelecek var ekonominin mesela geleceği? Bugün yayınlanan bir karar zaten nasıl bir gelecek olduğunu bize söyledi. Bugün Bursa'da Uludağ'da Milli Park statüsünden çıkartıldı biliyorsunuz. Uludağ evet. Yani işte oranın da kime peşkeş çekileceği belli. Bakın biz hep aynı şeyi söylüyoruz. Biz yabancı yatırıma karşı değiliz. Hani nereden gelirse gelsin yabancı yatırıma karşı değiliz. Fakat kimse bize bu ülkenin topraklarını, bu ülkenin yerli sermayesini yabancılara satmayı bir yatırım olarak yutturmasın. Şimdi yaptıkları sorumsuz seçim harcamaları, izledikleri sorumsuz dış politika sonucunda bir darboğaza girdiler. Bu darboğaz için ilk önce hayatta olmaz denen İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktılar. Daha sonrasında Suudi Arabistan'la görüşmeler tabii ki bunun neticesinde hızlandı. Suudi Arabistan da bunun karşılığında bir şeyler isteyecek. Ne isteyecek? Türkiye'nin toprağını isteyecek. Yani Türkiye'nin toprağı öyle şey zannedilmesin. Hani Türkiye belli bir toprağını Suudi Arabistan'a vermeyi kabul etti diye değil. Şimdi göreceğiz. Sizlerle biz düzenli aralıklarla yayın yapıyoruz. Uludağ
milli park statüsünden çıkartıldıktan sonra oraya neler olduğunu göreceğiz. Bunun biz bir örneğini Trabzon'da yaşadık. Yani bakın burada yabancı yatırım adı altında Türkiye'nin bütün doğal güzellikleri yabancılara satılıyor. Antalya'ya gittiğinizde, Trabzon'a gittiğinizde, Yalova'ya gittiğinizde aynı şeyi görüyorsunuz. Şimdi Bursa'ya gittiğinizde de bunu göreceksiniz. Hı hı. Bunu biz yabancı yatırım olarak mı görmeliyiz? Ya da bir başka şey daha söyleyeyim. Hepimizin değeri olan, hepimizin aynı toprakları. Evet. Bu Türkiye'nin çok değerli şirketleri var. Uygulanan sorumsuz ekonomi politikaları sonucunda bu şirketlerin değerleri dolar cinsinden düştü. Ve bunlar gerçek değerlerin 1/3, 1/4 fiyatına şimdi yabancılara satılmaya çalışılıyor. Türk Hava Yolları'nın satılması gündemde, Turkcell'in satılması gündemde, Alsancak Limanı'nın satılması gündemde. Biz bunu yabancı yatırım diye alkışlayacak mıyız dışarıdan döviz geldiği? Hayır. İlk önce siz çok sorumsuz bir politika izliyorsunuz. O politikanın sonucunda da bir dar boğaza geliyorsunuz. İlk önce milli güvenliğinizden ve dış politikanızdan ödün veriyorsunuz. Oradan ödün verdikten sonra bu ülkenin bütün zenginliklerini, toprağını, milli parkını, şirketlerini yurt dışına peşkeş çekiyorsunuz ve bizden bunu yabancı yatırım diye görmemizi istiyorsunuz. İktidarın bu yeni döneminde daha neler göreceğiz kim bunun bilir? Bunun daha fazlasını göreceğiz Semra Hanım. Ben size söyleyeyim. Şu anda ben kamu maliyesinden iyi anlayan birisiyim. Ekonomistim. Yani gerçekten diplomalı ekonomistim. Bunu görüyoruz. Bu dar boğazdan çıkması... Vurguladığınız için teşekkür ederim. Bu dar boğazdan bizim çıkmamız için yapacakları şey bu. Ki yani herkes Mehmet Şimşek'ten sihirli bir değnek bekliyordu. Hayır, Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı olmadan önce İngiltere'de Türkiye'deki şirketlerin finansman işleriyle uğraşıyordu. En iyi para bulacak şeydi. Zaten evet. Herhalde ona atfedilen evet, görev bu. Para bulacak. Peki parayı siz gerçekten Türkiye'de bu yabancı yatırımcılar gelip yepyeni bir üretim tesisi mi kuracaklar? Hayır. İşte bakın bugünkü karar, daha gelirken okuduğum karar, Bursa'daki Uludağ'ın milli park statüsünden çıkartılması bu doğrultuda alınmış kararlardan bir tanesi. Sayın Özlale, şimdi bunları konuşurken insan çok üzülüyor, mutsuzluğumuz katlanıyor diyelim muhalefet. Ben zaten müzmin muhalefet olduğum için kendimi öyle hissediyorum. Siyasi olarak değil, vatandaş olarak. Bunun çözümü tabii ki muhalefet partilerinin bir organizasyonla bir heyecan yaratması ve yol alması. Bu anlamda çok üzücü günler yaşanıyor diyebiliriz. Hani seçimden sonra bir mutsuzluk hasıl oldu. Atlatılmaya çalışılıyor anladığım kadarıyla. Tabii Millet İttifakı'nın dağılması, hani siyasi bir soruyla sizi uğurlayayım istiyorum. Son soru olarak. Bu hafta Kılıçdaroğlu ile Akşener ilk kez bir araya geldi seçimden sonra. Ve yerel seçimlerle ilgili organize olunması için bir görüşme olduğu ifade edildi. Ama bu anlamda da çok bir şey söylemiyor kamuoyuna. Şimdi bakıyoruz, bir tarafta Cumhur İttifakı devam ediyor ve Cumhur İttifakı hızla yerel seçime hazırlanıyor. Ama bakıyoruz bu tarafta Millet İttifakı devam etmiyor. Belki işbirliği olabilir, belirsizliğiyle bir gündem var. Bu anlamda ben merak ediyorum. Bir ilerleme gördünüz mü siz o görüşmeden, öyle bir ne düşünüyorsunuz? İlk önce şunu söylemek gerekiyor. Vatandaşın üzüntüsünü anlıyoruz. Vatandaşın bizden daha fazla üzüldüğünü de anlıyoruz. Ve kesinlikle hak veriyoruz. Yani vatandaşımızın yanındayız. İkincisi, bu altılı masadaki 6 tane siyasi partide altılı masa kurulduktan sonra oyunu arttıramadı. Demek ki orada siyasi mekanizmada biz bir hata yapmışız. Biz son genel kurulumuzda Sayın Akşener, genel başkanımız Sayın Akşener'in konuşmasında dikkat edilecek birkaç tane nokta var. Parti kimliğini ve parti aidiyetini güçlendirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Fakat bu ittifaklara tamamıyla kapımızı kapattık diye değil. Bunu şeyle birleştirmek gerekiyor. Altılı masa ne zaman başladı? Geçen sene Mart 2022'de. O süreçten itibaren irili ufaklı bütün partiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Demokrat Parti'ye kadar herkes oy kaybetti. Demek ki orada biz bir şey yanlış yapmışız. Bu ittifak mekanizmasını yeniden oluşturmak gerekiyor. Bu işbirliğine kapıyı kapatmak olarak algılanmamalı. Bütün partilerin oyunu yükselttikten sonra daha etkili bir işbirliği için zemin oluşturması olarak algılanmalı. Biz neden başka partilere bir kapıyı kapatalım ki? Yani düşünecek olursanız bundan 5 sene önce bir mucize gerçekleştirildi. Yani çeyrek asırdır AK Parti'de olan ve AK Parti'nin bütün devlet imkanlarını kullanarak almaya çalıştığı İstanbul, Ankara gibi şehirleri Millet İttifakı aldı. Dolayısıyla orada bir başarı hikayesi var. Şimdi o başarı hikayesi tekrarlanabilir. Ama bu başarı hikayesinin tekrarlanabilmesi için belli ki o altılı masa kimyası bunu tekrarlamaya çok yardımcı olmayabilir. Bu işbirliğini kapatmak değil. Ama şu önümüzdeki 4-5 ay
bizim için şu açıdan çok önemli. Bence diğer partiler için de önemli. Herkes ilk önce kendi seçmen tabanını oluştursun, arttırsın. Orada partiler kendi tabanlarını konsolide etsinler. Ondan sonra işbirlikleri konuşulabilir. Bakın, Millet İttifakı ismi diğer 6 tane siyasi partinin de önüne geçtiği için biz oyumuzu arttıramadık. Bütün partiler aynılaştı. Bütün partiler seçmene kendilerinin... İttifak gibi değil de işbirliği gibi bir dizayn ve, gerekli belki de artık. Aynen. Bir de şöyle bir şey Semra Hanım. Bir süre sonra o altılı masa ve işte Millet İttifakı'nda bütün partiler aynılaştığı için seçmen bir partiye karşı tepkiliyse size oy vereceği halde vermeyebiliyordu. Hı hı. O bakımdan önümüzdeki dönem bu işbirliğini kurarken daha dikkatli kurmak lazım. Yani İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Deva Partisi'nden, Saadet'ten ayıran çok önemli ilkeler var. Bu ilkeleri ilk oturtalım. Kendi seçmenimizi konsolide edelim, arttıralım seçmen tabanımızı. Tabii ki işbirliği yapılabilir. Yani ama aynılaşarak bütün 6 tane siyasi partinin aynı şeyi söyleyerek seçime gitmesinin bize belki de Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimini kaybettirdiğini unutmamak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın Özler'le görüşmek dileğiyle. Sağ olun katkınız için. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, örgütlenme dedik söyleşinin içerisinde. İnsanların örgütlü daha güçlü olduğunu gösteren bir dünyadan örnekle devam edelim. Hollywood'a gidiyoruz efendim. Senaristlerden sonra oyuncular da, oyuncular sendikası da greve çıktı. İzleyelim. As a potential scene. Evet, dünyadan önemli bir örnek bu grev açısından. Türkiye'de biliyorsunuz iktidar grevleri yasaklıyor. Çok az sayıda grev yapılabiliyor bu yasağa rağmen Türkiye'de. Özellikle örgütlülükte de giderek düşen bir seyir var. Bunu bayramda tartışmıştık zaten. Örgütlenmenin güçlü ses çıkarmak anlamına geldiğini maalesef Türkiye unutuyor. Belki bu seçim mutsuzluğunun arasında tekrar hatırlar diye düşünüyorum. Hatırlanmalı. Sadece siyaset değil çünkü her şey siyasi partilerin görevi de değil. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları da kendi örgütlenmesiyle birçok şeyi değiştirebilir belki. Haftanın paradoksuyla devam edelim ve konumuza geçelim. Haftanın paradoksu bir günde ne değişti diye sorduğumuz İsveç'in NATO üyeliği meselesi. İktidar medyasını temsilen Yeni Şafak gazetesinin manşetlerini bir günde ne değişti diye görelim efendim. NATO hep karşımızda derken ertesi günde iklim değişiyor. Hemen ertesi gün İsveç Tornistan'ını görüyoruz. 10 Temmuz'da NATO düşmanlık, 11 Temmuz'da Türkiye'nin dostu olarak görülüyor manşetlerde. İsveç'e yeşil ışık yakılması ve Avrupa Birliği'ne geçileceği, Avrupa Birliği'ne üye olma umudu İktidar medyasının çok beğendiği, hatta sadece manşetlere değil tartışma programlarında da üzerinde durduğu bir konu oldu. Buna bir çelişki daha ekleyelim. Yine Tornistan ekleyelim. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile de Erdoğan görüştü ve benim için Mitsotakis diye biri yok ifadelerinin arkasından ne söylemişti, ne yaptı diye tartışılacak görüntülere bir yenisini daha eklemiş oldu. Bu dönüşünün tabii sonuçları olacak. O sonuçlardan biri F-16'lar diyebilirsiniz Biden'la görüşme. Ama başka sonuçlar var. Özellikle Rusya ile ilgili kısmını işleyeceğiz şimdi. Şimdi ne oldu? Bu dönüşünün nedeni neydi derken IMF ile temas ya da IMF'den bir kredi talebi olacağına dair bir iddia var. F-16 meselesi var. Avrupa Birliği Türkiye'de konuşulan mesele. Avrupa Birliği ülkelerinden böyle bir konu gündemde yok. Türkiye'nin üyeliği gündemde yok ifadeleri de kuruldu. Şimdi ama bu tutum değişikliğinin Türkiye ekonomisinin batma noktasına gelmesiyle bir ilişkisi çok sık kuruldu. Ben öncelikle Hakan Aksay, Rusya uzmanı Hakan Aksay'a hoş geldiniz yayınımıza. Efendim, merhabalar. Rusya sorularımı sormadan önce bu tutum değişikliğini siz neye bağladınız? Türkiye'nin tutum değişikliğini onu sormak istiyorum.
Doğrusu benim yorumlarım o kadar keskin değil. Yani tümüyle tutumu değiştirmek, radikal olarak farklı bir yola girmek, hatta U dönüşü, ben bu yorumları yapmıyorum. Erdoğan başından beri zaman zaman birbiriyle çok çelişik söylemler de kullanarak her tarafı idare etmek, her tarafı birbirine karşı kullanmak, her yerden yararlanma yolundan gidiyor. Sık sık kendisiyle de daha önce söyledikleri ve yaptıklarıyla da çelişiyor ama zaten Türkiye'nin Batı'dan, NATO'dan vesaire ayrıldığı diye bir şey yok. Ama tabii ki son dönemde ekonomik kriz nedeniyle, ekonomik ihtiyaçlar ağır bastığından dolayı bir de geçmişten kalan epeyce de bir zorluk var. Yani ABD ile ilişkilerde ciddi sıkıntılar var. Bir şekilde onların halledilmesi gerekiyor. Yeni sorunlar çıkmayacak şekilde Biden yönetimiyle bir şekilde diyalog kurulması, sadece Vilnius'ta onunla görüşmek değil, belki de konu oraya gitmek, Washington'a gitmek, bunun organize edilmesi. Tabii ki Amerikan yardımları, ABD ile F-16 meselesi, diğer konuları görüşmek, ekonomik içerikli, siyasi içerikli konuları görüşmek. Yani son dönemde kötüleşen ilişkileri artık seçim sonrasında yeni baştan ele almak. Bu tabii ki Rusya'dan, bazı çevrelerde Rusya'dan kopuş, ABD'ye ya da Batı'ya yöneliş olarak göründü. Hatta çok böyle bana biraz fazla keskin görünen ya da kaba görünen şeyler de çıktı. Medyada çıktı, sosyal medyada çıktı. İşte Putin out, Biden in vesaire türünden şeyler. Ben bu kadar keskin olmadığını düşünüyorum. Putin'le, Rusya'yla da ilişkilerin koparılmak ya da zayıflatılmak istediğini de düşünmüyorum. Ama şu dönemde ABD ile olsun, Batı ile olsun, epeyden beri gündemde olan İsveç dolayısıyla NATO ile olsun ilişkilerin ısıtılması gerekiyordu ve o hamleyi yaptı diye düşünüyorum. Evet, tabii hani ne değişti derken ben şunu da düşünüyorum. Bir gün öncesinde ağır ifadeler kullanıyor, teröristleri koruyor İsveç vesaire gibi, bir anda fonlamaktan vaz mı geçti İsveç, yani teröristleri bir sürece mi yayıldı, bir uzlaşı gerçekten oldu mu? Yani Türkiye'de de çünkü meclise havale edildi, bir süreç var orada. Burada bir netliğiniz var mı? Yani şöyle, şimdi Erdoğan'ın hiç öyle bir kaygısı yok. Yani daha dün, bir dakika, dün böyle demiştim ya, şimdi nasıl bunu aşama aşama yapalım falan, böyle bir kaygısı yok Erdoğan'ın. Ha, dönüşüm noktası ne olabilir derseniz, yani nerede bir bu iş değişiyor derseniz, o soruya şundan dolayı cevap veremeyiz, ne ben ne siz. Görüşmelerde biz yoktuk. Yani Biden ona ne fısıldadı, ne vaat etti, onun hangi talebine ne dedi? Şimdi böyle bir pazarlık süreci var. Şimdi ben gerek son dönemde, son yıllarda ve özellikle de son zamanki bu NATO zirvesi öncesinde ve sonrasında değişik ülkelerin basınına bakmaya çalışıyorum. Şimdi Erdoğan'a yönelik övgüler var. Evet, yine zirveye çıktı, star oldu, ilgiler üzerine çekti falan. Ondan birkaç satır aşağıda da hep böyle aynı şeyler var. Pazarlıkçı, hep pazarlık eder. Hatta kimisi buna Doğu pazarı şeyi, esprisi falan katıyor. Yani o pazarlıkta neyin nasıl telaffuz edildiğini, hangi noktada Erdoğan'ın bu tür bir yola girdiği, bu tür bir açıklama yaptığı, bunu bilmiyoruz. Burada tabii her şey ödün almak olarak da değerlendirilmemeli. Ya tamam, madem öyle, sen bir yıldır böyle bir şeyler söylüyorsun, F-16 konusunda sana yeşil ışık. İlla böyle de olmak zorunda değil. Yani daha sert bir tutum da olabilir. Yani yeter artık, biz farklı bir tavır alacağız. Ona göre artık senden kesin olumlu bir şey duymak istiyoruz. Yani bunlar da olabilir. O görüşmede yoktuk. Ne ben ne siz, onun için o ayrıntıyı bilemiyoruz. Evet, doğru, haklısınız. Ben paradoks olarak verdim ama dediğiniz gibi öyle bir kaygısı yok iktidarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Nihayetinde genelde şöyle bir yorum da yapılıyor. Makyavelist çıkarcı her an dönebilir, pozisyonunu değiştirebilir diye. Şimdi gelelim Rusya'ya. Geçen hafta Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı buradaydı ve hemen akabinde 5 Azov taburu komutanının ülkelerine döndüğünü açıklamıştı. Üstüne NATO ile böyle bir temas kurulunca sizin de ifade ettiğiniz gibi out-in tartışmaları yapıldı. Ben şöyle sorayım, Erdoğan-Putin dostluğu bitti mi acaba? Yani başka, yani soğukluk mu giriyor araya? O eski samimiyet, eski sıcaklık değişecek mi? Çünkü şöyle bir şey oldu, Erdoğan Ağustos'ta Putin'i ağırlayacağız dedi. Kremlin'den yapılan açıklamada öyle bir gündemimiz yok dendi, yanlış görmediysem bugünkü haberlerde. Doğru, doğru. Yani söylemler farklı.
Türkiye'den, Ankara'dan gelen şeyler, saray çevresinden yapılan açıklamalarla hem de birden fazla oldu bu. Ya Putin'i bekliyoruz, tamam görüşeceğiz, hatta işte Azov komutanlarıdır, başka şeyler, tamam bir takım anlaşmazlıklar da olabilir. Yüz yüze görüşeceğiz zaten biz bunları falan şeyleri var. Öbür tarafta bakıyorsunuz Kremlin'den yapılan açıklamalar, özellikle de Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan yapılan açıklamalarda, yani böyle bir şey netleşmiş durumda değil. Ağustos'ta gitme, böyle bir şey netleşmedi. Dolayısıyla bir şey var, arada bir farklılık var. Şöyle, bu geçmişte de biz bunları gördük. Yine bu da Erdoğan'ın çok fazla dert etmediği bir şey. Yani kendi şeyini tutturabiliyor, kendi söylemini tutturabiliyor. Ama şöyle bir şey de var, hissediyor. Putin'le ben bir şekilde anlaşırım diyor. Şimdi aslında bu konuda haklı olduğunu da düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, bu Ukrayna örneğinde sorunuza biraz daha geniş açıdan bakarak. Zelenski İstanbul'da görüşürken Erdoğan'la önemli bir takım şeyler telaffuz edildi. Şimdi bu görüşmenin bir kere başlı başına NATO tarafından çok yakından izlendiğini, NATO'yu, Biden'ı sevindirmesi gereken bir görüşme olduğunu biliyorduk. Görüşmeden önce de biliyorduk. Diğer taraftan Moskova'da da çok dikkatli izlendiğini ve Moskova'nın bazı konularda ne diyelim hani tepkisini uyandıracak, hani çok kızmasa, bağırmasa da kaşlarını kaldıracak bir takım şeyler bekliyorduk. O beklediklerimiz oldu, şöyle oldu. Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekliyoruz dedi. Hatta bunu biraz da artistik bir cümleyle, kuşkusuz Ukrayna NATO üyeliğini hak ediyor. Böyle bir şey mesela ABD demiyor, Almanya demiyor. Ama Erdoğan diyor ne olacak? Sonuç olarak NATO'da en başta karar mekanizmalarının tepesinde ABD var. Dese ne olur, demese ne olur. Böyle bir destek veriyor Zelenski'ye. Onun dışında işte askeri işbirliğimiz sürüyor diyor. İşte zaten SİHA ortak üretimi var. 2025'te biz bunu tamamlayacağız. Ukrayna'da bunu tekrarlıyor. Buna yeni unsurlar katıyor. Fırtına obüsleri vereceğiz diyor. Teçhizat vereceğiz. Zırhlı araç vereceğiz diyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusuna ne zaman girse Erdoğan bu konuda Zelenski'den daha vurgulu, daha ajitatif şeyler söylüyor bunun önemli olduğunu. Böyle ilginç bir tutumu da var. Kırım konusunda aşağı yukarı her zaman Ukrayna'nın yanında, Kırım Türklerinin yanında diyerek Rusya'yı karşısına alan şeyler. Şimdi bütün bunlar Rusya'nın evet her bir adımda nasırına bastığı ama Rusya Allah için hiçbirine ses çıkarmadı. Yani kaşlar kalkık olabilir ama çığlık atmadı. Hı hı. Ama şöyle bir nokta oldu. Rusya'nın hiç beklemediği bir şey oldu. Aslında kimse de beklemiyordu. Zelenski dönüşte o Rusya'nın çok tepki gösterdiği bu Azov ya da Azak taburundan bir takım özel anlaşmalar, o anlaşma konusuna da geleceğim, nedeniyle Türkiye'ye verilen, Rusların elinde esir olan, esir takas görüşmelerine konu olan 5 komutanı, Rusların böyle milliyetçi, faşist, nazi vesaire dedikleri 5 komutanı savaş bitene kadar Türkiye'de Erdoğan'ın tutması gerekiyordu. Birdenbire baktık Erdoğan bunları şeye verdi, Zelenski'ye verdi. Zelenski uçağında güle oynaya bunlarla birlikte gitti. Şimdi Kremlin buna şaşırdı. Yani daha önceden bu konuda şu ya da bu görüşme oldu mu olmadı mı bilmiyorum. O oldu diyenler de var ama en azından anlaşma olmadığı çok aşikar. Buna şaşırdı ve o Türkiye konusunda her zaman çok özenli, dikkatli, yumuşak konuşmaya çalışan, aynı zamanda kendisi de çok iyi Türkçe bilen, Türkolog olan Dmitri Peskov bile kendisini bu noktada tutamadı. Ya dedi, bu olmaz, bu anlaşmaya aykırıdır dedi. Demek ki Rusya'dan izinsiz, bilgisiz, ona bilgi verilmeden böyle bir şey yapıldı. Ve bu Rusya'nın işte o bir nasıra basmalardan daha fazla Rusya'yı etkileyen bu oldu, kızdıran bu oldu. Hı hı. Ha burada demin dediğim parantezi de açıp kısaca bir iki bilgiyle kapatayım. Anlaşma falan da yoktu burada ortada. Şimdi Rusya-Türkiye ilişkilerini Erdoğan'la Putin son yıllarda öyle bir hale getirdiler ki, geçmişte de sıkıntılar vardı ama kurumsallık vardı, dışişleri çalışırdı, ne bileyim bir ticari ilişkiler, kültürel ilişkiler, ekonomik ilişkiler, şu vardı bu vardı. Şimdi her şey iki lidere bağlı, ne derlerse o oluyor, telefonlaşıyorlar, görüşüyorlar falan. Dolayısıyla bazen öyle hukuki anlaşma şeyi falan da takmıyorlar. Ya işte birbirleriyle de işte vücut dilleri ortakmış, bir sürü sempatileri varmış vesaire, yıllardan beri bunlar yazılıp çiziliyor. Diyor ki işte Putin, ya işte bunu istemiyoruz ama neyse bu sende kalsın, tamam mı, sende kalsın bu 5 kişi, savaş sonuna kadar bırakma diyor. Öteki de tamam bende kal, hiç merak etme diyor. Şimdi böyle bir şeyi ne derler, dostane tire erkekler arası muhabbet gibi, bana güven, tamam ben sana güveniyorum,
anlaşma yok, hukuki bir zemin yok. Türkiye-Rusya ilişkilerinin bir de buralara kadar geldiğini de burada vurgulayalım. Bu parantezi böyle kapatalım. Hukuki bir şey yok. Erdoğan söz verdi. Erdoğan sözünü geri aldı. Böylece gönderdi. Dolayısıyla bu noktada da bir sıkıntı doğdu. Daha diğer demin dediğim konulara göre ve bu konuyu daha sonradan da gerçi Peskov bir açıklama daha yaptı. Tamam dedi, bir takım farklılıklar olabilir mi? Ama Türkiye'de anlıyoruz. Yani istediği her devletle ilişki kurabilir. Bu Türk-Rus ilişkisine, işbirliği yine bizim doğal gaz hub'ı konusuna falan etki etmeyecektir dedi ama ondan sonra baktık son günlerde de tek tük devam ediyor. Şeyler var, Rusya'dan tepkiler var, yüz yüze görüşmede bunlar ele alınmalı, Türkiye'den açıklama istenmeli diyen Ruslar var. Dolayısıyla bu konuda bir çatlak oluştu ama benim fikrim, benim yorumum çok giderilmeyecek bir çatlak değil. Son bir yorumum bu konuda. Niye böyle kızsa da bazen Kremlin alttan alıyor. Çünkü Türkiye-Rusya ilişkisinde dengeler artık değişti. Yani şu uçak düşürme olayına falan hatırlayın. O zaman nasıl tepeden bakardı Putin, fırça atardı vesaire. Ondan sonra başka konularda da öyle. Rusya hep ağır basardı ve normaldi de. Çünkü sikletler farklı. Rusya çok daha güçlüydü falan ama şu anda durum biraz değişti. Özellikle de Putin'in yaptığı bu savaşa girme hatasıyla birlikte şu an Rusya öyle kötü bir durumda ki artık yalnızca Ukrayna ile değil, Batı ile, Dünya ile, ABD ile ilişki kuramıyor ve burada bir kendisine bir pencere gerekiyor ve bu pencere de artık çok fazla insan da, çok fazla ülke de istemiyor bu pencere olmak, ara buluculuk yapmak. Bu anlamda Türkiye ve özel olarak Erdoğan onun dışarıya, onun batıya açılan penceresi durumunda, onun için alttan alıyoruz. Yani. Anladım. Yazınızda da vurgulamıştınız o dengenin değişimini. Benim burada anlamadığım tek şey şu. Ukrayna'ya gelmeden önce, Ukrayna değerlendirmesine gelmeden önce bir ara soru olsun bu. Şimdi Rusya'nın Türkiye açısından avantajı sonuçta Türkiye doğalgazla bağımlı. Bunu kullanma ihtimali olabilir. Şu an yaz önemli değil ama önümüzdeki süreçte kış döneminde sıkıntılı olabilir. Bunu, yani bu bir paradigmada güçlü olması anlamına gelmez mi Rusya'nın? Ve burada da sonuç olarak restleşme sürecine sokar mı acaba iki ülkeyi? Yani anladım düşündüğünüz, yani Rusya'nın Türkiye'ye karşı oynayabileceği pek çok koz var. Kuşkusuz, yani bir tek turizmi düşünün. Gerçi hafif böyle bir düşmeyle gidiyor bu yıl beklentilerin, hı hı, altında ama yine de Türkiye'ye gelen, Antalya'ya giden turistlerin önemli bir bölümü Rus. Bunlar bizim ekonomimiz açısından hele de şu dönemde çok önemli. İşte enerji ilişkileri, santral, nükleer santral vesaire vesaire. Aynı zamanda ticarette de Türk-Rus ilişkilerinde çok ciddi bir patlama oldu 2022'de. Bu yılda devam ediyor. Dolayısıyla evet, birbirine karşı iki devletin de oynayacağı kozlar var. Rusya'nın da bize karşı oynayacağı koz var ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Rusya niye böyle bir kozla Türkiye'yi tehdit etsin ya da Türkiye ile ilişkileri riske soksun? O zaman Batı ile nasıl görüşecek? O zaman günün birinde Ukrayna ile şu ya da bu şekilde anlaşmak zorunda. Günün birinde en azından Batı ile ilişkileri biraz daha soğukluğu gidermek, Batı'nın ekonomik yaptırımlarını minimize etmek, Batı ile minimum da olsa bir ilişki kurmak, en azından 3. Dünya Savaşı'nın engellenmesi adına bile böyle adımlar gerekiyor ve bunun için kime başvuracak? Yani güvendiği birkaç ülke var. Çin. Evet, Çin'le ilişkileri iyi tutuyor ama Çin her zaman mesafesini koruyor ve Batı'yla ilişkilerini de, özellikle ticari ilişkilerini riske atacak pek bir şey yapmıyor Çin. Hindistan çok güvendiği bir ülke ama Hindistan bu konuda topa girmiyor, arabuluculuk falan yapmıyor. Tam tersine son aylarda, özellikle hele hele son haftalarda Çin işte ABD ile görüşmeler, ABD ile ekonomik ilişkilerini geliştiriyor. İşte bugün de Macron'la işte Ukrayna savaşı konusunda Hindistan, Fransa ortak bir şey olabilir mi falan. Yani Çin'de, Hindistan da ayrı bir yerde. İsrail'in olması zor. Yani dolayısıyla arabuluculuğa ihtiyacı var. Yani birileri bir araya getirecek bunları, günün birinde getirirse. Bu konuda da Türkiye'den daha güçlü bir aday yok. Aslında bu Türkiye'nin de bir avantajı. Erdoğan'ın da ustalığı bir anlamda. Evet, çok çelişik, çok öngörüsüz, bazen ilkesiz şeyler yapıyor ama dış politikada çok ciddi bir aktivitesi olduğunu, bunun da
bir takım başka yorumlar yapılsa da bunun da dünyada kabul gördüğünü, Batı dünyasında da Rusya'da da kabul gördüğünü söylemek gerekiyor. Evet, yarın öbürsü gün ya da bu yıl içinde kimilerine göre bu yılın sonunda Ukrayna-Rusya barışı eğer gündeme gelirse en azından görüşmeler başlama açısından bunda yine de en önemli arabuluculuk adaylarının başında yine Türkiye geliyor, yine Erdoğan geliyor. Bu şu andaki fiili durumun bir şeyi, sonucu. Şaşırtıcı olsa da hayranlık da uyandıran bir durum bence. Ukrayna için NATO'ya üye olabilir, olmalı yorumu yaparken Putin'e de dostum diye hitap edebilmek. Bu enteresan tabii Türkiye açısından, Erdoğan açısından. Ukrayna dediniz, orayla tamamlayalım o zaman fotoğrafı. Ukrayna-Rusya savaşının geleceğinde barışı görebiliyor muyuz? Biraz daha zaman var mı? Zaman var tabii. Yani şimdi geçenlerde, işte geçen hafta 500 gün oldu diye bir takım şeyler çıktı, veriler çıktı. Kim karşı taraftan ne kadar insan öldürdüğünü, böyle garip bir şey savaşlar. Yani kendi kayıplarını kimse söylemiyor. Karşı tarafın kayıplarıyla ilgili de öyle rakamlar veriyor ki işte 250 bin kişi öldürdük falan. Sayamazsın, kontrol edemezsin ve herkes de mutlaka yalan söylüyordur. Çünkü savaşların öyle bir özelliği var. Savaşta ilk ölenlerden biri gerçektir ve savaşı kim yürütüyorsa mutlaka orada bir devlet propagandası var. Yalanları var. Kim olursa olsun bu böyle. Dolayısıyla ortaya çıkan ölüler, yaralılar gerçekten artık yüz binlerle sayılan bir şey var. Değişiklik nedir orada? Uzun, yani son aylardan beri iki tarafta birine karşı çok büyük üstünlük kuramıyordu. Rusya'nın kısmen işgal ettiği, tümüyle olmasa da kısmen işgal ettiği ve kendi toprağı artık saydığı, ilhak ettiği 4 Ukrayna bölgesi var, biliyoruz. Şimdi onlardan sonra aşağı yukarı %17'sini falan Ukrayna'nın elinde tutuyor Rusya. Onlardan sonra aylar boyunca ciddi bir değişiklik olmadı. Yani o kadar birbirlerine denk görünüyorlar ki savaşta, küçücük kentler için, küçücük kasabalar, köyler için günlerce, haftalarca, bazen aylarca vuruşuyorlar ve yani birkaç metre ilerleyemiyorlar. Bu arada ne oluyor? Sadece değişen, bu arada yüzlerce, binlerce insan ölüyor maalesef. Yani biraz trajik anlatımları bilerek kullanmıyorum. Savaş bu işte zaten. Putin de rapor alırken herhalde ne oldu, şu cephede ilerledik mi diyor. Şu cephede kaç kişiyi kaybettik vesaire türünden, ah onlara yaz tutalım demiyor. Böyle bir şey. Savaşı çıkaranlar, savaştan medet umanlar böyle. Ukrayna'nın karşı taarruzu başladı, başlayacak derken biliyorsunuz 4 Haziran'da başladı. Ondan sonra acaba dedik Ukrayna dengeleri ciddi ölçüde değiştirebilir mi? Bir, Ukrayna çok uzun süredir hazırlanıyordu bu taarruza. İki, Batı'dan epeyce de bir silah almıştı. Ama bakın ne kadar zaman geçti, bir ayı geçti, 1,5 ay oluyor neredeyse. Ukrayna ciddi bir başarı kazanamadı. Çok çok az toprağı geriye alabildi. Ve bu arada Batı'nın verdiği silahların, tankları vesaire de bir bölümünü, kimilerine göre 1/5, kimilerine göre 1/4 kaybetti. Yine Rusya'nın verileri, ki ABD'li bazı üst düzey yetkililer de bunu kullandıkları için veriyorum. 26 bin kişiyi bir ay veya 5 hafta içinde kaybetti. Dolayısıyla çok başarılı değil Ukrayna, ama Rusya da oradan ilerleyemiyor. Dolayısıyla bu savaş, bu denge durumu bozulmadığı için bu savaşın sonu görünmüyor. Elbette Çin bir barış girişiminde başlattı. Daha önce başkaları oldu. Şimdi işte yeni şeyler de olacaktır ama belki başka öneriler de gelecekti. Başka teklifler, barış planları da olacaktır ama ben yine de şu yaz döneminin gidişine bir bakmak gerekir diye düşünüyorum. Belki yıl sonuna doğru ya da öbür yılın başında bir takım şeyler, görüşmeler olabilir. Bu tabii ki sadece cepheyle de ilgili değil. Fazla uzatmayacağım, bitiriyorum. Sadece cepheyle ilgili değil. Bu aynı zamanda hem Ukrayna'daki iç dengelerle ilgili, orada da bir takım mücadeleler var. Zelenski'ye karşı seçim olmalı ama olmuyor şu anda vesaire. Rusya'da bir seçim yaklaşıyor. 2024'ün Mart ayında Prigojin isyanı falan derken çok Putin de güç kaybetti. O da bastıracaktır burada cephede, asla yenilmemek ya da yeni yerler kazanmak için. Ve nihayet çok çok önemli bir faktör, ABD'de önümüzdeki yılın Kasım ayında başkanlık seçimi var ve o başkanlık seçiminde neredeyse Biden'ın en önemli pozu Ukrayna'da yenilmemek. İşte son Vilnius NATO zirvesinde birçok adım attı, G7 toplantısında adım attı falan. Yani
Rusya'yı yenilgiye uğratmak ya da en azından Rusya'nın zaferini engellemek için her şeyi yapacaktır. Bütün bunlara göre barış masası ne zaman ve ne şekilde kurulacak ona bakacağız. Yakın bir zamanda pek öyle bir şey görünmüyor. Maalesef diyorum çünkü yazık, yani insanlık adına yazık diyorum. Savaşın bitmesi gerekir artık. Bu haftanın belki de en önemli fotoğrafı da işte Zelenski'nin yalnızlığıydı bence NATO'daki. Batı'nın o hani sanki kullanıyormuş ve kendi çıkarları için bir ülkenin topluca katliama neredeyse neden oluyormuş gibi bir his verdi o yalnızlık bana. Umarım bir an önce son bulsun. İnsanların bu eziyet, çektiği eziyet son bulsun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Aksay. Sağ olun, iyi yayınlar. Efendim, gerçekten insanın düşünülmediği bir fotoğraf bu savaş dediğimiz şey. Bu hafta Birleşmiş Milletler'in bir raporu çok önemliydi. İnsanın düşünülmediğini, hatta çocukların bile düşünülmediğini gösteren bir rapordu bu. Ondan bahsetmek istiyorum size. Terör örgütü PKK-YPG'nin çocuklara yönelik istismarı ile ilgili Birleşmiş Milletler'in raporu. Suriye'nin kuzeyinde çatışma alanlarında kullanılan çocuk sayısının geçen seneye göre 3 kat arttığını belgelemiş Birleşmiş Milletler. 1287'ye ulaşmış. Altını çiziyorum. Bakın, bu bir Birleşmiş Milletler raporu. Çatışma alanlarında kullanılan çocuk sayısı 3 kat arttı diyor. Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG ve uzantıları tarafından Suriye'nin kuzeyinde geçen sene toplam 1287 çocuk çatışma alanlarında kullanıldı. Geçen sene yayımlanan raporda terör örgütünün çatışma alanlarında kullandığı çocuk sayısı 457 olarak belirtilmiş. 3 kat artışının da bu olduğu çok açık. Terör örgütünün çocuklara yönelik istismarı bir sene içinde 3 kat artarken güvenlik kaynakları bu büyük suistimali özellikle Batı kamuoyunun sessiz kalmasına da tepki gösterdi diyor rapor. Kayıtlara geçsin diye verdik. Reklama gidelim. Reklamdan sonra haftanın panoramasında Hatay'a döneceğiz efendim. Geçen hafta deprem konutları ile ilgili Çevre Bakanı'nın açıklamaları vardı ve 500 bin lira hibe kredi verileceği ifade edilmişti. Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan maliyeti açıkladı. Erdoğan 104 milyar dolar olarak hesaplandığını, depremin bu ülkeye maliyetinin, ifade etti. Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Özellikle bu maliyet nasıl karşılanacak meselesinde toplanan yardımlar ne oldu sorusuyla devam edelim. Evet, Erdoğan 104 milyar dolar olarak hesaplandığını, depremin maliyetinin, ifade ederken yapımı tamamlanan konutların teslimatına Ekim ve Kasım aylarında başlanacağını duyurdu. Son bir yılda 319 bin konutun inşasının bitirilip hak sahiplerine teslim edileceğini de ilk önümüzdeki süreçte ifade etti. Depremin 5. ayındayız. Ama ne yaşanıyor orada diye birazdan bakacağız. Sosyal Haklar Derneği depremin 5. ayında Hatay'da İskenderun'da konteyner kentleri incelemiş ve bir rapor yayınlamış. Bize birçok bölgede benzer sorunların yaşandığını, yağmur yağdığında çatı ve pencerelerden su aktığını, banyo yapınca diğer odalara su sızdığını, lavaboların sızdırıldığını çeşitli ayrıntılarla aktarıyor. Devletin de vatandaşlara başınızın çaresine bakın dediğini söylüyor Sosyal Haklar Derneği. Yemekler depremzedelere eşit dağıtılmıyormuş, kahvaltılıklardan bazıları bozukmuş, tepki gösteren vatandaşa da buna da şükredin deniyormuş. Şimdi Sosyal Haklar Derneği bunu niye aktarıyorum ben? Söyledikten sonra Türkiye'nin Tek Yürek kampanyası vardı, hatırlayacaksınız. O da Bakan Muş'un açıklamalarıyla gündemde. Türkiye Plan Bütçe Komisyonu, özür dilerim bakan dedim, komisyon başkanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda Mehmet Muş'un, komisyon başkanı Mehmet Muş'un yanıtları var. CHP'li Mahmut Tanal'ın sorularına verdiği yanıtlar. İşte gündemimizdeki mesele şu: vatandaş başınızın çaresine bakın diyen bir devletle karşısında eziyet çekerken, sıkıntılar yaşarken toplanmış paralar var ve o paralar niye harcanmıyor? Birinci sorumuz bu. Tüm deprem kampanyalarında Muş'un açıkladığına göre 233 milyon 262 bin Türk lirası toplanmış. Tüm deprem kampanyalarında 233 milyon lira var. Peki tartışılan konu, bir diğer konu ve sorulan soru ne? Türkiye Tek Yürek
kampanyasında ne toplandı? 115 milyar toplandı. Bu 115 milyar meğer toplanmamış. İkinci sorumuz bu. 30 milyar ödeyeceğim deyip, yardım yapıyorum deyip havasını basıp o canlı yayında parasını vermeyenler var. Çok ayıp. Bunların açıklanması lazım. İkinci sorumuz da bu efendim. Kim bunlar? Evet, bu 30 milyarlık farkı taahhüt edip de yardımını yapmayanlar kim? Açıklanması lazım. İkinci sorumda dediğim gibi bu. Birinci sorum, bu paralar neden vatandaşa harcanmıyor idi. En çok bunu tartıştık bu hafta. Peki çok acil, çok önemli gündem başlığı olması gereken 11 ilin etkilendiği iki büyük depremin ardından ne değişti bölgede? Ben Hatay'ı gittim, gördüm ve çektiğim görüntülerle analizlerimi izleyelim. Burası Samandağ. Eskiden yuva olan bu evler yıkılmış. Kimisinin yeri kocaman bir boşluk. O boşluk muhakkak ki birilerinin canını almıştı. Artık kaldırılmış bir enkazın izleri duruyor sadece. Molozlarıyla iskelet gibi geride kalan bu binalarsa görevlerini yapmış. İçinde yaşayanların kurtulmasını sağlamıştı. Ama daha ötesi yok. Şehir yok. Samandağ'da yaşam evlerin bahçesindeki konteyner ya da çadırlarda sürüyor. Kimi iskeleti kalmış apartmanın yanında yıkımı bekliyor, kimi gidecek yeri yok, veraset tapu başta olmak üzere resmi işlemleri kaçırmamak, toprağından olmamak için nöbete kalmış. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gelen ve dağıtılan tuvaletler, zira tuvalet, banyo hala çok büyük ihtiyaç. Su sıkıntısı var şehirde. Denizin dibinde, sıcağın alnında memleketimizi bırakamayız. Tekrar ayağa kaldıracağız diyorlar. Türkiye'nin Ermeni köyü Vakıfköy'de de kilise ve evler zarar gördü. Tarihi yapılar aslına uygun restorasyon için daha farklı bir süreci yaşıyor ve beklemeye devam ediyor. Ocağı tüten evlerin yerini alan, dumanı tüten enkaz çalışmaları bu da. Yitip gidenleri anlatmaya devam ediyor Samandağ sokakları. O tozun ağırlığı altında grileşen, artık yemyeşil olamayan ağaçlar da anlatıyor her şeyi. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, olamayacağını. Ve Antakya merkez, yaşam belirtisi gösteren tek bir sağlam yapının dahi kalmadığı, bina yıkım çalışmalarının tozu toprağa katarak sürdüğü Antakya. İnsanları, anıları, köşe başları, göbekleri yıkılan, tarihi meclisi bile yıkılan, kent olarak merkezi dahi kalmayan Antakya. İnsanın boğazını düğümleyen kocaman boşluklar. Hatay'dan ayrılırken göreceğiniz ise demir yüklü kamyon konvoyları. Hani o dik duramayan ve insanların ölümüne neden olan arsız inşaat tercihlerinin baş aktörlerinden eğilip bükülen bu demirler. Umarım yaşatan inşaat tercihleriyle kente geri gelirler. Efendim, Hatay'a evvel Temmuz Festivali için gittik. Canan Yüce şimdi festival komitesinden bizimle birlikte olacak. Canan Yüce, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi eş başkanı, eş genel başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza efendim.
Merhabalar, hoş buldum. Öncelikle deprem sonrası yaşadıklarınızı konuşalım istiyorum. Çünkü evvel Temmuz Festivali'ne gelmeden önce onun amacını bir anlayalım. Yani orada bir hissiyat var, onu bir hissedelim istiyorum. Ben gördüğümü aktarmaya çalıştım izleyenlere. Muhakkak ki daha fazlası, orada zaten düzenlenen panelde de daha fazlası olduğunu konuştuk ve onun aktarılamadığını konuştuk. O yüzden size anlatın istiyorum. Ne değişti? 5 ay sonra hala ihtiyaçların değişmediğini konuşuyoruz. Ne yaşadınız bu 5 aydır? Yani evet, çok büyük bir felaket yaşadık ve bu felaketi anlatmak çok zor. Sizin de söylediğiniz gibi yani sizin gösterdiğiniz görüntüler 5 ayın sonunda olan görüntüler. Öncesinde elbette ki durum çok daha kötüydü. Peki 5 ay sonra ne oldu? Hala enkazların yarısı dahi kalkmadı. Yan yatmış tehlikeli binalara girilmedi. İnsanlar molozların yanına kurdukları çadırlarda ve bu sıcaklarda, bu zor koşullarda yaşamaya çalışıyor. İşte şu ana kadar herkesin çadırdan en azından konteynere, yani geçici yaşam alanı olan konteynere geçmesi gerekirken maalesef henüz insanlar çadırlarda. Konteyner kentlerin durumu zaten çok kötü. Hem ciddi sağlık problemleri var, su sıkıntısı var, klima sorunu var, soğutma sorunu var. Kalabalık ve işte sıcakların getirdiği çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyayız. İlk başlarda işte arama kurtarma faaliyetleri yapılamadı, şu olmadı, birçok arkadaşımızı, dostumuzu bu yüzden, bu ihmalden kaybettik. Şimdi de hayatta kalmaya çalışan, burada yaşayan bizleri de yalnız bırakarak işte iktidar, devletin kurumları bir yanıyla işte göç ettirmeye çalıştıklarını düşünüyoruz. Bir yanıyla insanları bıktırmaya çalıştıklarını düşünüyoruz ve cezalandırdıklarını düşünüyoruz. Yani iktidarın kendisi bu halde bile şu anda tek derdi işte şirketlere peşkeş çektiği molozun demirlerini ayıklamak, onları işte götürüp paraya çevirmek, halkın zeytin arazilerine imara açarak onları yok etmek, sağlam evlerin olduğu yerleri kamulaştırarak onlara el koymak üzerinden bize doğru geliyor. Ama onun dışında işte halkın çok acil sorunları olan su sorunu hala çözülebilmiş değil, barınma sorunu çözülebilmiş değil, gıda sorunu çözülebilmiş değil ve en önemli mesele de İnsanların iş yerleri yıkıldı, evleri yıkıldı, çok büyük bir işsizlik ve zaten Türkiye'de var olan ekonomik krizin çok daha ağır koşullarıyla karşı karşıyayız ve bunlarla ilgili herhangi bir çalışma yapılabilmiş değil. Bizler burada kendi çabamızla, işte gönüllerin destekleriyle, sesimizi duyanların ve hala depremi unutmayanların desteğiyle ve buradaki halkın, biz Antakya'da, Defne'de, Hatay'da kalacağız ve kentimizi yeniden inşa edeceğiz inadıyla burada ayaktayız ve bunu yaşamaya ve bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Depremin 5. ayı itibariyle de hala hiçbir sorunun çözülmediğini, insanların hatta şimdi daha büyük sorunlarla karşı karşıya olduklarını, yani ciddi bir belirsizlik, gelecek kaygısı, biz ne yapacağız, ne olacak kaygısı ve depremden sonra yaşadıkları travmanın yeni yeni açığa çıkmasıyla birlikte ciddi sıkıntılarla, sorunlarla karşı karşıya olduklarını söyleyebiliriz. İşte bugün bizler de hani depremin 5. ayında niye konuşuyoruz? Çünkü hani deprem geçti, bitti gibi bir algı yaratıldı. Deprem gündemi seçimle birlikte unutuldu. Ve sanki her yer normal olduğu gibi depremin yaşayan kentler de normalmiş gibi davranılıyor. Bunu normalleştirmeyeceğimizi, burada yaşadıklarımızın uzun süre, yani birkaç nesilde ancak telafi edilebileceğini, buradaki yıkımın ve yeniden inşanın 10 yıla yakın süreceğinin farkında olarak buralardaki dayanışmayı, buralardaki işte kentin yeniden inşasındaki mücadeleyi tekrardan ayağa kaldırmak ve buralara tekrardan gözleri çevirmek gerekiyor. Buradan sizin aracılığınıza bu çağrıyı yapmak istiyorum.
Yani gösterdiğiniz görüntülerde görünüyor zaten. Altını çizelim. Şimdi 5 ay sonrasında ihtiyaçlar da değişmedi. Ve insanların yaşadıkları problemler öyle bir şey ki ben mesela şu gözlemimi de aktarmak istiyorum. Kayıplar, acı kayıplar hiç konuşulmuyor. Çünkü şey bitmedi. Yaşama tutunma mücadelesi bitmedi. İnsanlar o geçicilik içinde oldukları için öncelikle bir acil ihtiyaçlarını karşılama derdinde olduğu için kayıpları konuşmaya sıra getiremiyor anladığım kadarıyla. Travmaları yaşamıyor. Yani psikolojik olarak da başka etkileri vardır muhakkak ki değerlendirilecek ama şimdi dolayısıyla burada çok topyekun düşünülecek çareler, bu arayış için mi evvel Temmuz'u 23.sünü gerçekleştirdiniz? Şimdi 22 senedir yapılan bir festival, bu depremin felaketinin üzerinde muhakkak ki konuşmuştuk orada eleştirildi de demiştiniz. Çok da önemli, çok da iyi yapmışsınız gerçekten. Gerçekleşmesi bu festivalin bence daha fazla kamuoyuna, Türkiye genel kamuoyuna yayılması, duyulması açısından da bir vesile oldu diye düşünüyorum. Yani evet, sizin de belirttiğiniz gibi ya aslında depremin en başından itibaren bizi burada ayakta tutan en önemli mesele buradaki kültürümüze, kendi geleneklerimize sahip çıkma ve eskiden yaptığımız rutinlerimizi devam ettirme çabasıydı. Yani bizler burada bu mücadeleyi yürütürken, depremle cebelleşirken, depremin yaptığı felaketle cebelleşirken işte bir yanda yıkıntı arasında kilisede Paskalya'nın kutlanması, işte Arap Alevilerin, bizlerin, Hristilerin, kazanların kaynayarak bayramların yapılıyor olması, halkın kendi yegane göreneklerini yaşatmaya devam ediyor olması, bostanını ekmesi, tarlasını sürmesi, burada hem kalmanın hem de yaşamanın hem de umudun daha çok güçlendirilmesi anlamına geliyordu. Ve bizler deprem dayanışma faaliyetlerinde aslında bir yanıyla da bunları örgütlemeye çalıştık. Tam da bunları tartışırken ve konuşurken işte bir yandan kenti inşa ederken bu kentin yeniden inşasından kastımız elbette ki binaları yerinden dikmek, işte mahallelerimizi yeniden kurmak değil. Buradaki kastımız kentin kendi dokusuna, kimliğine, kültürüne göre inşa edilmesi ve bu da ancak buradaki insanların kendi rutinlerini devam ettirme çabasıyla olur. İşte tam da bu noktada biliyorsunuz Hatay, Antakya çok kültürlü bir yer ve aslında bugüne kadar da bu çok kültürlüğünden ve bir arada yaşama kültürünü devam ettirmesinden yana anıldı. İşte bizler de bu festivali 23 yıldır organize ediyoruz. İşte Temmuz ayı işte bereketin, bolluğun, yani Temmuz'a adanan adakların olduğu, halkın bayramını kutladığı, türbeleri ziyaret ettiği, yemekler pişirdiği, birlikte ortak sofraların kurulduğu bir bayram. Bu vesileyle ortaya çıkmış bir festival bu. Ama zamanla işte kentin tarihi, kültürel dokusuna, Türkiye'nin politik gelişmelerine göre şekillenmiş ve işte savaş döneminde barışı sesini yükseltmiş, maden ocaklarına karşı ekoloji mücadelesini yükseltmiş bir festival olmuş. Tam da bu noktada bu festivalin bu yıl depremin yarattığı yıkıma karşı yeniden inşayı ve umudu büyütmesini önemsedik. Ve sloganımız da gelin hep birlikte umudu ve dayanışmayı yeşertelimdi. İşte bu festivali bu yüzden her anlamıyla örmeye çalıştık. Yani nasıl işte kültürüyle, sanatıyla, işte yemekleriyle, Türkiye'deki birçok sorunun tartışılmasıyla ve en önemlisi bizim kentimizin bu depremden sonra yıkıldığı nasıl inşa edeceğimizi, yeniden inşanın kadınlar açısından, gençler açısından, ekoloji mücadelesi açısından, sağlık açısından ne anlama geldiğini tartıştığımız bir festival oldu. Gündüzleri paneller, işte akşamları da bize dayanışmaya gelen, bize kendimizi yalnız hissettirmeyen sanatçı arkadaşlarımızın, dostlarımızın konserleriyle oldu. Elbette biz de başta tereddüt ettik, yani hani bunu yapalım mı yapmayalım mı diye. Ama şimdi festivalin 9. gününü bitirdik. Daha yarın ve diğer gün 2 gün daha festivalimiz var. Şunu söyleyebilirim ki iyi ki bu festivali yaptık dedik. Çünkü bu festivalde bir kez daha halkın tekrardan evet biz bu kentte yeniden yaşamı inşa edeceğiz çabasını, umudunu, neşesini gördük.
Bir yanıyla buradan göç eden arkadaşlarımızla bu festivali buluşma vesilesi haline getirdik. İşte buraya dayanışmaya gelmek isteyen ama 5 ay geçti. Acaba orada durum nedir? İhtiyaç var mı, yok mu, gidelim mi, ne yapalım diye düşünen birçok işte arkadaşımız, akademisyen, sanatçı, gazeteci ya da sadece gönüllü çocuklarla etkinlik yapmak isteyen arkadaşlarımız bu vesileyle bir kez daha buraya gelmiş oldu. Ve buradan sonra geldiklerinde bundan sonra ne yapacağımızı konuştuk. Yani aslında hem festivali birlikte eyledik, yaşadık, hem kültürümüzü anlattık, hem de bundan sonra yapacaklarımızı konuştuğumuz bir festival oldu. İşte o yüzden bu festivalin gerçekleşiyor olması bu kentteki işte daha önceki yaşananlara bir hatırlatma. Aynı zamanda bundan sonrasını kurmanın da bir yolu ve bir aracı halde geldi diyebilirim. Canan Yüce, aslında şunu da merak ediyorum. Seçim dedik. Seçim şöyle bir etki yarattı. Çok talihsiz bir şey bu. Hem gündemden düşürdü deprem illerini, hem de öyle bir iklim oldu ki işte kime oy verdi, kime oy vermedi falan diye de böyle bir duygusal kopuşa giden bir rahatsızlık. Ben çok rahatsız oldum o tartışmadan. Çok gereksiz buldum hatta. Yaşandı. Şimdi tam da onun üstüne edindiğim izlenim şu: Adıyaman gibi, Kahramanmaraş gibi depremin en çok etkilediği iller arasında hepsinde bir hayata dönüş yaşanıyor. Ama Hatay bambaşka. Hatay'da yük çok ağır, felaket çok ağır ve adeta devletin görülmediğini söyleyebiliriz. Yani o kadar büyük bir yıkım var ki insanlar yanlarında o yıkım anında olduğu gibi, yıkım sonrasında olduğu gibi şu anda da devleti göremiyorlar. Böyle bir eleştiri var. Sözü şuraya getirmek istiyorum. Bunun değişmesi için dedin ya, festivali iyi ki yapmışız, çözüm arayışları sergilendi. Nasıl bir çözüm? Şöyle de bir talihsizlik var, onu da ekleyeyim Hatay açısından. Bir milletvekili eksik Hatay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yani Türkiye kamuoyuna kendini ifade etmekte eksik bu anlamda da. O yüzden çözüm önerileriniz neler diye ve ihtiyaçlarınız neler diye son sorumu sorayım. Yani elbette ihtiyaçlarımız çok fazla ve bunu böyle bir şu çözümü yaparsak bunun üstesine gelebiliriz diyebileceğimiz bir yıkım. Yani boyutu çok büyük yani. Bizim bunun altından kalkmamız yani dayanışmayla, evet, gönüllülerle, özveriyle çok da mümkün değil. Ama şunu konuştuk tabii ki bu festivalde. İşte birincisi halkların en başta yaptığı dayanışma seferberliğinin sürdürülebilir olması önemli. Yani bizler bu deprem sürecinde devletin olmamasının karşısında halkların işte dini, dili, rengi, ırkı ne olursa olsun her yerden koşarak elinde ne varsa ne yoksa yardıma geldiğini ve buralarda çalıştığını gördük. Dolayısıyla bu olan bir seferberliği, bu dayanışma seferberliğini nasıl devam ettirebileceğimizi konuştuk ve bunun devam ettirilmesi gerektiğini, bunun devam ettirilmediği takdirde zaten bunun üstesinden sadece bu kentin gelemeyeceğinin altını çizmek istiyorum. Bir diğer yanıyla kamunun üzerine, yani sonuç itibariyle bizim vergilerimizin ve işte deprem vergisi adı altında alınan, şu adı altında alınan vergilerimizin ranta, sermayeye peşkeş çekildiğini biliyoruz. Bunların arkasında durmak, bunların arkasını aramak ve iktidarın kamu kurumlarının görevlerini yerine getirmesi için çeşitli etkinlikler ve çeşitli politika yürütmek gerekiyor. Kültür Bakanlığı'na kadar herkesin kendi sorumluluğunu yerine getirmesi için mücadele etmek gerekiyor ve bu ancak ve ancak buradaki halkın öz örgütlülüğünden geçiyor. Yani en önemli mesele buradaki mahalle örgütlenmeleri, buradaki mücadele ve buradaki halkın kendi haklarını, kendi geleceğine sahip çıkmasından geçiyor. Çünkü bu deprem sürecinde de gördük. Şimdi işte imar planları hazırlanıyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor. Yine burada sanki bizler yaşamıyoruz. İşte İstanbul'dan planlama ajanslarına yetki veriliyor, ona yetki veriliyor. Buradaki halka sen ne istiyorsun, nasıl demiyor, bir imar planı, nasıl bir kentte yaşamak istiyorsun demiyor. Bunun da demeyeceğini bu iktidarın zaten yürüttüğü bütün politikalardan biliyoruz. O yüzden her alanda örgütlenmeyi sağlamak
mücadeleyi büyütmek ve halkın bizlerin karar alma süreçlerine katılmasını sağlamak gerekiyor. Bu yüzden başta meslek odaları olmak üzere TUMOV'undan TTB'sine, bütün sendikalara ve bütün sivil toplum örgütlerine çok büyük görev düşüyor. İşte biz bu festivalde aynı zamanda birçok sivil toplum örgütünü ve odayı bir araya getirerek, birbirlerinin hani tartışmalarını dinlemelerini sağlayarak belki de bu dayanışma ağlarının birlikte daha hızlı hareket edebilmesini örmeye de çalışıyoruz. Yani çözüm önerilerimiz aslında bir şu, buradaki halkın öz örgütlülüğü, kendi kentine, yerine, toprağına, havasına, suyuna, haklarına sahip çıkması. İkincisi, Türkiye'deki bütün örgütlü güçlerle birlikte bir dayanışma seferberliğini sürdürebiliyor olmak ve iktidarın bu işte rant politikalarına, sürekli işte kentleri bir ölüm şehirleri haline getiren politikalarına ve ayrımcı politikalarına, ben bunun altını çizmek istiyorum. En başından beri buradaki duygu şuydu, biz işte iktidarın yanında değiliz diye, Aleviyiz diye iktidar bizi yalnız bıraktı ve bu duygu çok güçlü bir duygu, çok da boş bir duygu değil. Çünkü iktidarın her anlamda kendi yandaşlarına her şeyi peşkeş çektiğini, yardım ettiğini ve onun yanında olmayanları da kendince cezalandırdığını ve ayrımcılığa maruz bıraktığını biliyoruz. Bu ayrımcılığa karşı da mücadele edeceğiz. Bu mücadelede şuradan alıyoruz gücü aslında. Depremin en başından beri buradaki halkın, biz buradayız, Antakya'yı terk etmiyoruz, şehrimize sahip çıkacağız ve burayı terk etmeyeceğiz inadı, umudu, muzu büyüttü ve buradan da güç aldığımızı söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dayanışma, birlikte hareket etme, yan yana gelme, büyüsün, sesiniz çoğalsın, büyüsün isterim ben de. Türkiye'nin her yerinden bu yaraları sarmak değil, sadece yaşama beraber tutunmak diye de ifade edebiliriz herhalde. Yaşananları yok sayamayız çünkü o acıları. Çok teşekkür ediyorum Canan Yüce. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. İrtibatta kalalım. Evet, Türk Tabipler Birliği meslek odaları dedi Canan Yüce. Türk Tabipler Birliği deprem bölgesinde uyuz ve bit vakalarının arttığını duyurdu. 11 ilde hayat normale dönmedi vurgusuyla bir açıklama yapıldı. Özellikle şu ifade sosyal medyada yapıldı bu açıklama. Deprem bölgesinde uyuz ve bitlenme vakalarının hızla arttığı aktarılmaktadır. Türk Tabipler Birliği olarak tekrar hatırlatıyor ve uyarıyoruz. Hastalıktan korunmak için kişisel hijyen ve ortam temizliğine dikkat edilmeli. Hastalık şüphesi olan kişilerle temastan kaçınılmalı. Vücutla doğrudan temas eden eşyalar ortak kullanılmamalı. Ne mümkün peki o bölgede? Ne mümkün? İşte bunu sağlamamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bunu, devletin bunu sağlaması gerekiyor başta. Bir başka örgütle devam edeyim açıklamayla. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, pek yeri gelmedi konuşmadık ama geçen haftalarda konuşmuştuk. Deprem bölgesinde kadın olmak ayrıca zor. Türkiye'de kadın olmak hepten zor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu bu hafta yine veriler açıkladı. Şüpheli kadın ölümü yok. Gizlenen erkek şiddeti var vurgusuyla verelim bunu. 2023 yılının ilk 6 ayında 94 kadın öldürüldü. 63 kadınsa şüpheli şekilde öldü. Rapora göre şüpheli kadın ölümlerinden bazıları yüksekten düşme. Her zaman olduğu gibi bu şekilde kayıtlara geçti. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 2023 yılının ilk 6 aylık raporunda şu ifadede dikkat çekici. Kadınları öldüren erkeklerin neredeyse tamamı aile içinden boşandığı veya boşanma aşamasında olduğu sevgili. Evet, eş ya da sevgilileri tarafından öldürülüyor, çoğunlukla kadınlar. Çok dramatik. Türkiye'nin bu dramatik yapısı, bu trajik görüntüler, trajik olaylar bakalım karikatüristlerin çizimlerine nasıl yansımış. Her zaman olduğu gibi haftanın panoramasında bir de sosyal medyanın gündemi ve karikatüristlere bakalım neler yansıttıklarını gündemden.
Efendim Tan Oral'ın T24'teki çizimiyle noktaladık. İnsanlar gerçekleri bilirlerse hiç yanılmazlar diyor ekrana da aldığımız bu karikatür. O zaman hakikati anlatmaya devam edelim. Trajikomik değil sadece, trajik ve dramatik konularda karikatüristlerin gündemindeydi gördüğünüz gibi. Şimdi bir kalori haberi var. Onu getireceğim ekrana, getirelim ekrana arkadaşlar. Dünyanın en obur ülkeleri listelendi. Türkiye ilk 10'da. Bunu niye veriyorum birazdan anlayacaksınız. Oxford Üniversitesi'nin bir araştırması bu. Bu araştırmaya göre Birleşmiş Milletler'in günlük kalori tüketimi baz alınarak ülkeler üzerinde yapılan araştırmada Türkiye ortalama 3762 kaloriyle 5. sıraya yerleşmiş. Giderek obezleşen ülkeler arasında Türkiye. Tabii obezleşmek çok fazla yemekle ilgili değil. Kalori yaratan yiyecek, ekmek yemekle kalori yaratan, karbonhidrat tüketmekle ilgili bir mesele. Bu ilk 5'e girmek üzerinde tartışılması, durulması gereken bir durum. Onun dışında genel olarak baktığımızda Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Belçika, Türkiye. Dünyanın bazı yerleri obezleşirken, dünyanın bazı ülkelerinde bu yeme sorunu söz konusuyken bazı yerlerinde de yememe sorunu var efendim. Örneğin biliyor musunuz, çok enteresan bir haber vereceğim. Türkiye'de Türkiye'yi bu şekilde gördükten sonra dünyanın bir bölümü yoksulluk çekiyor. Orada çok enteresan bir konu gündeme geldi. Şimdi o konuyla devam edeceğiz. O yoksulluk çeken ülkeler sadece gıda yoksunluğu çekmiyorlar. Aynı zamanda sağlık hizmeti yoksunluğu da çekiyorlar ve çok büyük bir ayıp gördük bu hafta. Efendim, evet, Almanya aşıları, stoktaki aşıları çöpe atacak. Dünyanın bir bölümü yoksulluk çekerken aşı edinemedi. Yemek, su bulamıyorken aşıya zaten nasıl kaynak bulsunlar ki? Bulamadılar nitekim. Koronavirüs nedeniyle biliyorsunuz 6 milyona yakın insan öldü. 6.800.000 civarında. Bir hesaplamaya göre insanlar 337 milyon yıl kaybetti. Özellikle yoksul ülkeler daha da yoksullaştı. Kaybettikleri sadece insanlar değildi, gelecek nesillerdi, ekonomileriydi. Tam da bu noktada gelişmiş ülkeler aşılarını paylaşsaydı bu daha da hafif atlatılabilir bir durumdu. Ancak Covid-19 sürecinde Almanya en fazla aşı üreten ülkelerden biriydi. Şimdi en az 200 milyon doz Covid-19 aşısını çöpe atmaya hazırlandığı gündemde. Evet, fakir ülkelere göndermek yerine stokta tutulan o aşılar çöpe gidecek. Gerçekten yüz karası bir tercih. Dünya Sağlık Örgütü yoksul ülkelerin dünyadaki tüm aşı arzının %1'inden daha azını aldığını açıklamıştı. Bu da o yüz kızartıcı verinin daha da yüz kızartıcı kısmı. Evet, ekonomik eşitsizlikler. Şimdi bir görüntü daha aktaralım. Covid nedeniyle yoksul ülkelerin daha da yoksul olduğu yine bir araştırmayla ortaya çıktı. Kronik yoksulluk dayanışma ağı, yoksul ülkelerdeki sokağa çıkma yasakları, aile içi şiddet, çocuk eğitiminin aksaması ve okul yemeklerinden mahrum kalma gibi konularla beraber gıda güvensizliğinin de arttığını söylerken, Covid-19 nedeniyle, özellikle okulların kapanması nedeniyle, nesillerin eğitimsiz kalması nedeniyle yoksulluğun bir 10 yıl attığı ve daha uzadığı, yoksulluğun daha da arttığını vurguluyor. O önümüzdeki 10 yıl daha da sürecek ifadesi dikkat çekici bu uluslararası haberde. Evet, oysa başka türlü yaşamak mümkün. Oysa bu sistemin dışında, o kendi tercihleriyle yarattıkları sistemin dışında başka türlü bir dünya mümkün. Şimdi size bunu anlatacağız efendim. Marina Leda, İspanya'ya gidiyoruz. Dünyanın tek komünist kasabasına. Karşımızda Bir Gün yazarı Semiha Durak var. Bu hafta iki gün bu ütopik gelen, insana ütopik gelen kasabayı yazdı Semiha Durak. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk.
Ben biraz size gelirken yoksulluğu dünyanın o kapitalist çehresinin içerisinde sadece parayı ve para gücünü önemseyen iradeyi vurgularken bambaşka bir dünyanın da tasarlanabileceğini gösteren bir örnek olarak Marinella dayı bize anlatmanızı rica edeceğim. Ütopya'ya giden nasıl bir yol acaba orası? Bana gönderdiğiniz mesajda, davet ettiğiniz mesajda şey demiştiniz, umut veren bir yazı oldu. Umut arıyorum zaten, evet. Evet, o tam da aslında benim oraya giderken aradığım buydu, umut. Yani başka türlü bir yaşama, başka bir dünyaya dair umut. Şimdi olmasının nedeni aslında Marinella da ismini duyalı epey oldu. Bununla ilgili bahseden ilk ben değilim. Yazılmış kitaplar, makaleler var. Şimdi gitmemin nedeni şu anda tam şu vakitler aslında matbaaya girmekte olan kitabın Yarınan Kayıp şarkısı ismini verdiği kitapta son yazı olarak Marinella dayı olmasına karar verdim. Onun olması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü gerçekleşmiş bir hayalin gerçekleştirilip ütopya olmaktan uzaklaştığı bir yer olarak Marinella'da karşımda duruyordu. Dolayısıyla da orayı seçtim ve gitmeliyim dedim. Hatta baskıyı da biraz geciktirmiş olduk bu yüzden de. Gittiğim zaman karşılaştığım aslında biraz da şey oldu... Gündüz vakitlerinde gittik ve çok sıcak olduğu için ortalıkta kimseyi göremedik önce. Burada fotoğrafı yansıttığınızı görüyorum. Önce bir hayal kırıklığına da uğradım. Ne oluyor? Niye bu kadar sessiz, kimse yok diye. Ama inanılmaz bir sıcak var ve hani insanlar tabii akşam üzeri daha çok çıkıyorlar. Sonra yeni belediye başkanı, yeni seçilmiş, yerel seçimler 28 Mayıs'ta oldu, çok yeni. Bu yüzden de tam aslında zamanda da gitmiş oldum. Yeni bir başkan var, 40 yıldır orada olan belediye başkanı Sanchez Gordillo'nun ardından. Şimdi gencecik bir başkan göreve başladı, Sergio Gomez. Ama sistem değişmedi değil mi? Hayır, değişmedi çünkü yine aynı. Hatta Sergio Gomez'in özelliği orada doğmuş, büyümüş olması ve Gordillo'nun ekibinde yer almış. Çocukluğundan beri onunla beraber büyümüş. Dolayısıyla da yani aynı hayali devam ettirmek üzerine bütün şeyi, varlığı. Sayın Durak, değil. Nasıl bir hayal? Biraz anlatalım mı? Hani KC'miz şu anda ne polis var ne suç var. Bunu nasıl sağlıyor bu kasaba? Nasıl bir hayali gerçekleştirmiş? Aslında hikayeler 1979'da başlıyor. Daha doğrusu 79'da Gordillo seçiliyor ama 70'lerden itibaren başlıyor. 75'te Franco'nun, diktatör Franco'nun ölümünden sonra toprağın asıl sahibi, onu işleyendir mottosuyla bir araya geliyorlar ve zaten kullanılmayan dükülere ait, lordlara ait toprakları kamulaştırmak adına büyük bir direnişe başlıyorlar. Gordillo lider olarak gerçekten onun hakkında okuduğum zaman inanılmaz bir karakteri var. Ve insanlar onun etrafında bir araya geliyorlar ve açlığa karşı açlık grevi başlatıyorlar. Marinella'dan Madrid'e uzun bir yol, oraya büyük bir yürüyüş düzenliyorlar. Açlık grevi epey uzun sürüyor. Katılımı 700 kişi zannedersem, 700 kişinin katıldığı bir grev ve çocukların da katıldığı söyleniyor. Sonra bu arada o kadar da kolay olmuyor tabii. Gordillo tutuklanıyor. Hı hı. İşte polis basıyor sürekli bir şey. Diktatörlük var sonuçta değil mi Franco dönemi? Franco 75 sonrası bu. 77'de bir sendika kuruyorlar, tarım işçileri sendikası. O sendikanın da etrafında biraz örgütlenerek oluyor her şey. Daha sonra o kadar uzun zaman alıyor ki bu. 90'larda nihayet hatta 91 ya da 92 zannedersem
O dönemde de tam İspanya'da Expo, Sevilla'da Expo fuarı düzenlenmek üzere uluslararası. Ve hükümet buna önem veriyor ve kötü gözükmek de istemediği için işte marina dallarının sorun çıkarmasını istemiyor. Biraz böyle tam zamanlamanın da çok iyi olduğu bir dönemde onların istedikleri o Duke'a ait araziyi kazanabiliyorlar. Tabii dayanışmanın da ve direnişin de gücüyle. Biraz da zamanın da yardımıyla. Neticede işte toprak onların oluyor ve sulama çölde kanallarını... Aynen öyle. Sulamayı da sulama sorununu da çözerek başlıyorlar üretime. Ve bir kooperatif kuruluyor. Kooperatifle birlikte bir de arkasından bu arada ürettikleri ürünlerin de iş gücü gerektirmesini ona göre tasarlıyorlar. Örneğin enginar, kırmızı biber ve böylece işsizlik sorununu da çözmeye başlıyorlar. Antikapitalist kooperatifçilik ekonomisi. Yazınızda böyle bir ifade gördüm. Antikapitalist evet. Kooperatifçilik ekonomisi. Biraz açalım mı? Bu söylediniz mi? Evet, evet, aynen. Bu kurdukları kooperatifte tarım ürünlerini kendileri yetiştiriyorlar. Dediğim gibi seçtikleri ürünlerde iş gücü gerektiren ürünler. Ve arkasından bununla da kalmıyorlar. Bir de bir konserve fabrikası kuruluyor. Bu fabrikayı da ziyaret ettik. Fabrikada bu ürünler konserveleniyor. Dolayısıyla hani tekrar bir iş gücü de yaratılmış oluyor. Ve hani köydeki insanlar hem üretip tarım ürünlerini yetiştirip arkasından da fabrikada onları üretmeye başlıyorlar. Ve orada önemli olan da şu, fabrikadaki işçiler, çalışanlar eşit miktarda ücret alıyorlar. Farklılık da buradan aslında biraz bu ekonominin işleyişiyle ilgili olan farklılık. Ve bu eşit ücret herkes ne yaparsa yapsın, tarlada da çalışsa, işte yönetici pozisyonunda da çalışsa eşit ücret alarak... Emeğin değerini anlatması açısından herkesin emeği eşit diye anlıyorum. Aynen, aynen. Yani bu eşitlik sonra bütün o kasabanın işte mutluluk formülü diye şimdi yansıttığınız ekranı aslında her şeye de yansıyan bir şey oluyor. Eşitlik olmadan çünkü arkasından başka hiçbir şey de gelmiyor. Dolayısıyla... Böyle bir ortamda, ha, bu arada şey de önemli, eşit ücret dağıtılıyor çünkü elde edilen kar daha sonra kooperatife tekrar geri dönüyor ve bu geri dönen kar kasabanın her türlü ihtiyacı için karşılanıyor. Örneğin bir yüzme havuzları var, etkinlikler düzenleniyor, işte kreş ücreti çok düşük bir ücret var ve onu ödeyerek işte kreş sağlanıyor, kreş hizmeti sağlanıyor ama asıl önemli olan ev, konut meselesi burada. Yaşayanlara sadece 15 euro karşılığında orada hani bir ev veriliyor ve o evde yaşama olanağı sağlanıyor. Koşulda bu evleri satıp kar elde edemiyorsunuz. Ama bir de size bütün, konut hakkı yani bir insan hakkı olarak düşünebiliriz onu da. Evet. Zaten şey hani bunu bir insan hakkı, çalışmak da, ev sahibi olmak da, yemek yemek de bu bir insan hakkıdır inancıyla yola çıktıkları için. Buna göre de bir tasarlanmış bir model bu, burası. Bu kasaba. Evet orada da işte dediğim gibi belediyenin sağladığı olanaklarla onların çizdiği bir proje var ve ona göre İspanya'nın o beyaz evler ne de uygun, o modele de uygun evler tasarlanıyor ve ev sahibi olmak isteyen bunlar sosyal konutlar. Tabii ki bir hani bir bekleme listesi var. Oraya isminizi yazdırıyorsunuz. Ona göre size bir şey çıkıyor. Sıra geliyor ve arkasından siz bizzat evin inşaatında çalışıyorsunuz. Tabii ki bir mimar var bunu bunu yöneten, idare eden, deneyimli bir mimar. Ve ilginç bir örnek.
Hakikaten evet. Çok ilginç bir örnek. Fakat şu da var, Türkiye'de de bu birebir olmasa da, tabii ki birebir olmasa da bir komünist başkan var. Mesela Ovacık Belediye Başkanı, şimdi Tunceli Belediye Başkanı ve sadece o değil, Fatih Mehmet Maçoğlu değil sadece. CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da benzer örnekler hani sunuyor, böyle halkla beraber bir şeyler yapıyor. Muhakkak ki biliyorsunuz bu örnekleri. Fakat tabii yazınızda da var Terzi Fikri. Yani Türkiye'de ondan bahsetmemek olmaz. Türkiye'deki örneklerden bahsederken ruhu şad olsun. Türkiye'yi incelediniz mi? Hani böyle bağlayalım. Çoğalması dileğiyle tabii bağlayalım. Tabii ki tabii ki. Hatta Fatsa'yı da konuştuk yeni belediye başkanıyla. Sergio biraz genç olduğundan belki Fatsa'dan haberi yoktu. Hemen onun not defterine Fatsa ve Fikri Sönmez notunu aldık ama daha önceki başkan Gordillo'nun Fatsa'dan haberi var ve hatta Fatsa'yı ziyaret etmiş. 2010 senesinde ziyaret etmiş. Ve ilginç olan aslında Gordillo'nun seçilmesi Fikri Sönmez'le aynı tarihe denk geliyor. Aynı tarihlerde seçilmişler ve benzer bir serüvenin içindeyken maalesef Fikri Sönmez'in hayali gerçekleşmeden yarıda kalmış. O yüzden hani Marinel adayı görmek biraz da öyle hani. Onun bir paralel evreni gibi sanki öyle olsaydı Marinel ada gibi olacaktı hani. Gibi hani gerçekleşmiş keşke bir deniyor değil mi? Görmek o yüzden de güzeldi. Bir de şey var aslında, çok fazla konuşulmuyor ama Küçük Fatsa denilen bir de Uşak'ta bir gene 70'li yıllarda Uşak'ta Büyük Kayalı Köyü var. Benim annemlerin hikayesi. Annem orada eğitim enstitüsünde okurken gençler olarak oranın halkıyla birlikte çalıştıkları bir dönem var. O da maalesef Fatsa örneği gibi pek bilmiyor. Hani istediği şeye ulaşamadan son bulmuş. Şimdi yakınlarda bir kitap çıktı onlarla ilgili, Hepimizin Hikayesi diye. Öyle bir söyleşileri de var. Ondan da bahsetmek isterim. Çünkü bence önemli bir yer, zamanında aslında Devrimci Köy olarak biliniyormuş. O da hani güzel bir hayalmiş ama olamamış diyeyim. Tabii bu yani umutsuz bir şekilde de bahsetmek istemem. Çoğalması neyle diyelim? Hakikaten bu örnekler çünkü bize şunu gösteriyor. Biz şu anda bir sistem, kapitalist sistemin içerisinde yaşıyoruz. Bir takım tercihler var. O tercihlerin sonuçlarında yaşamımız şekilleniyor. Ama bambaşka bir hayatta kurgulanabiliri gösteriyor bu örnekler bize. Onun için çok önemli. Ütopik de gelse insanı odağa koymuş ve bir var olan kaynakları eşit paylaşımla herkese ulaştırmayı hedeflemiş bir sistem. Neden olmasın diyelim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Geçtiğimiz günlerde yine Bir Gün gazetesinde Serkan Simen'in bir yazısına denk geldim. Diyor ki Serkan Simen, sağ hegemonyaya sol alternatif yazısında neden bu ülkenin fedakar ve onurlu devrimcilerinin de anılarını, görüşlerini anlattıkları içerikler sosyal medyaya, internet ortamına aktarılmıyor da milyonlarca kez izlenmiyor diye sormuş efendim. Ben de onu görünce yazıyı, bu programı kapatırken Terzi Fikri'den söz ettik madem, Terzi Fikri'yi birazcık daha anlatan bir videoyla karşınıza gelsin. O ütopya, o hakça paylaşım düzeni ne oldu Terzi Fikri'ye, hemen onu söyleyeyim. 1985 yılında 4 Mayıs'ı 5 Mayıs'a bağlayan gece Amasya cezaevinde, ki Fatsa'ya tanklarla girilmişti, ordu girmişti 12 Eylül. Çok ağır işkencelerden geçirilmiş, kum torbalarıyla dövüldüğü için bedeninde darbe izi yoktu ama iç kanamayla yaşamını yitirdi. Terzi Fikri Türkiye için bence, biraz önce de anlatmaya çalıştık, önemli bir örnekti. Başka türlü bir yaşamın mümkün olabildiğini gösteren. Bu sevgiyle sömürü düzenin beyleri, ağababaları, faizcileri, para borsacıları bizleri yıllar boyu kendilerine köle etmişlerdir. Bugün kurduğumuz para yetmiyorsa, hayat pahalılığı varsa, para borsa varsa, her gün
bugün doğum günün varsa, bugün gençlerimiz dursunlanıyor. Halkımızı partiler edilerek, halkımızı eğitim kuzmaktı, bu toplumu amansızca kömürmüşlerdi. Evet, Fatsa'nın belediye başkanıydı. Bağımsız belediye başkanı Terzi Fikri, Fikri Sönmez. Kıymetli bir örnek Türkiye açısından. 12 Eylül hapishanelerinde can veren bir isim. Ama onun izinden giden halkla beraber halkça bir paylaşım gündeme getirip de onun izinden gidenler, demin söylediğim gibi Fatih Mehmet Maçoğlu komünist başkan namı değer ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu sayılabilir. Önemli örnekler bunlar. Yaşattıklarına, bulundukları kentlerde yaşattıklarına bakılacak olursa hep beraber kararlar alıyorlar. Örneğin geliri, belediye gelirlerini öyle harcıyorlar ki şeffaf bir şekilde ifade ediyorlar ve üstelik de halkla beraber, halktan yana kararlar alarak yürütüyorlar o sistemi. Söz konusu olan odağa halkı, insanı koyduğunuz zaman zaten olayı da çözmüş oluyorsunuz. Her şey çok kolaylaşıyor bana kalırsa. Bak, çok da sadeleşiyor bana kalırsa. Yoksulluğun olmadığı bir dünyaya doğru yürüyebilirsiniz, gidebilirsiniz olabildiğince. Evet, dünya nimetlerinin eşit paylaşımı dedik. Hakça paylaşımı dedik. Bu mümkün. Bu başka türlü bir dünyanın dünyaya yaklaşabildiğimiz günler gelsin umuduyla ben de bu programı bugün kapatayım. En azından bugün vergileri konuştuk, değil mi? Vergilerin halk için harcandığı bir dünyanın, bir ülkede yaşamak istemek hepimizin hakkı. Eşit paylaşım, hakça bir paylaşım altında yaşamak hepimizin hakkı. Bütün bunları söyleyebiliriz. Bunu sağlayacak örgütlenme önemli. İşte tıkandığımız noktanın orası. O örgütlenmeye varabilme umuduyla efendim. Bu haftalık da bu kadar, gidelim diyelim. Hoşça kalın.